TV 100 ekranlarından merhaba, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün takvim yaprakları 12 Şubat Çarşamba gününü işaret etmekte. Ben Çağla Atlı, gündem yine çok yoğun efendim. Sıcak başlıklarımız var, konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bunlardan ilki elbette İdlib. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında İdlib'e yönelik atılacak adımları açıkladı. Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde Soçi ve İdlib mutabakatlarına bakılmaksızın rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyoruz dedi. Aynı zamanda ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Temaslarda bulundu. Verilen mesajlar da var. O mesajların anlamı ne? Konuklarımızla birlikte konuşacağız. Öte yandan bir süredir gündemde tartışılıyor elbette. FETÖ'nün siyasi ayağı konusu. Dün bu tartışma başka bir boyuta evrilmiş duruma geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu ve FETÖ'nün siyasi ayağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı yaptı ve aynı ifadeleri kullandı. FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir dedi. Tüm bu konuları konuşacağız, değerlendireceğiz. Peki kimlerle birlikteyiz bu akşam? Hemen konuklarımızı da takdim edelim sizlere. Bu akşam CHP Parti Meclisi üyesi Sayın Erdal Aksünger bizimle birlikte. Akademisyen Sayın Doktor Ufuk Uras, efendim hoş geldiniz. Genel Araştırma Şirketi Başkanı Sayın İhsan Aktaş bu akşam yine bizimle birlikte olan isimlerden ve Habertürk yazarı gazeteci Sayın Nihal Bengisu Karaca bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz diyorum konuklarımıza. Şimdi İdlib'le başlayalım. Şöyle bir kısaca bakalım, İdlib'de 3 Şubat ve 10 Şubat'ta rejimin saldırılarıyla 14 şehit verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da pazartesi akşamı yapılan bir açıklama vardı. 115 rejim hedefi ateş altına alındı. 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi denildi. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise yine 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısında konuştu ve Türkiye'nin İdlib'e yönelik atacağı adımları açıkladı. Bugünden itibaren İdlib'de Soçi muhtırası sınırları bağlı kalmaksızın rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Kısaca bir değerlendirmelerinizi alalım, ardından da daha ayrıntısına geçeriz. Nihal Bengisu Karaca sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi genel manada İdlib'de neler oluyor sizce? İdlib son çatışmasızlık bölgesi biliyorsunuz. Rejime karşı muhalif olanların, yani ılımlı muhaliflerin silah kullanan ve işte terörist diye nitelendirilen, daha işte cihatçı diye adlandırılan, selefi daha radikal örgüt olan HTŞ ile beraber sivillerin, ılımlı muhalefetin, HTŞ'nin sıkıştırıldığı bir alan aslında. Toplam 3,5 milyon, kimine göre 2,5 yani 3 milyon diyelim yuvarlak insan yaşıyor. Bunun aslında sadece 30 bini silah taşıyor. Bu 30 binin çoğu da HTŞ. Yani aslında o 30 bin silah taşıyan ortamında silah kullanacak ve karşı tarafa zarar verecek olan 30 binin hepsi dahi HTŞ'li değil. Ama çoğu HTŞ'li. Ilımlı muhalifle HTŞ'yi ya da yani ılımlı olmayan, hani cihatçı veya terörist olarak nitelendiren muhalefet arasındaki farkı biliyorsunuz Rusya'da, Esad'da tanımıyor. Oysa böyle bir fark var. Bu fark kısaca şöyle özetlenebilir. Ilımlı muhalif şu demek. Birincisi lokal olması, yani içinde yabancı terörist savaşçılar diye bir ara Türkiye'nin gündeminde de çok tartışılan o grubun olmaması. Yani savaşmak için oraya gelip, yani Suriye gibi bir meselesi olmadığı halde sırf hani kafir var, gavur var, hadi savaşalım diye bölgeye akın edenler vardı. Onlara yabancı terörist savaşçı deniyordu. Onlar olmayacak aralarında, lokal olacak. İkincisi müzakereye açık olacak. Ve aslında ikincisi şu, demokratik yollarla idarecinin, yönetimin belirlenmesine taraftar olacak. Yani seçimlere karşı bizim dinimizde bu yok ya da benim anlayışımda bu yok ya da ben sosyalist devrimciyim, doğru kimse o iktidar olur kardeşim gibi değil. Demokratik olarak halk kim seçerse o başa gelecek. Anlayışıyla mutabık olacak. Üçüncüsü de etnik, dini, mezhebi hiçbir fark tanımaksızın her grupla masaya oturmaya ve müzakere etmeye açık olacak. Şimdi İdlib'de maalesef şöyle bir kriminalizasyon yapılıyor. Yani Rusya, Esad ve maalesef Türkiye'deki bazı ağızlar da bunu yapıyor. Ya orada işte ılımlı mı var, sivil mi var?
hepsi terörist gibi bir algıyı neredeyse Rusya'nın ve Esad'ın orayı bombalayıp gömmesini aklamak ya da meşrulaştırmak için orada sivil olmadığı, ılımlı muhalif olmadığı şeklinde bir takım propagandalar yapılıyor ama aslında öyle bir şey yok. Orada basbayağı ılımlı muhalif de var. Fakat meselesi şu, İdlib'in çok zor bir yer olması, Türkiye'nin Soçi ve Astana'da söz verdiği görevleri, yani neydi o görevler? Ilımlı muhalefet ve sivillerle radikal muhalefeti ayrıştırmak ve işte orayı gözetlemek vesaire. Bunun yapılmasının zorlaşmasının sebebi HTŞ'nin çok fazla aralara kaynak yapması. Yani sivillerin kuyruğuna takılması, sivilleri kendisine canlı kalkan yapacak şekilde yerleşimler gerçekleştirmesi vesaire. Tabii bu işi zorlaştırdı. Fakat Türkiye Soçi'de özellikle oluşturulmuş protokolün, oradaki konsensusun sürmesini istiyordu. Esad'da ve Moskova'da bizim artık sabrımız kalmadı. Çünkü mevzu şu M4, M5 denilen bir karayolu hikayesi var. Onu bir an önce sahip olmak istiyor rejim. Fakat bunun şeyi şu, zor tarafı, sıkıntılı tarafı şu. Rejimin kafasına göre ve yine Moskova'nın kafasına göre biz burayı temizleyelim, dümdüz edelim gibi bir şeydeler, böyle bir algıdalar. Oysa Türkiye'nin buna hem vicdani nedenlerde hem de pratik, fiili gerekçelerle evet olur, tamam, biz de arkanızdayız ya da biz de sesimizi çıkarmayız, yüzümüzü başka yere döner, havaya bakar, ıslık çalar, görmezden geliriz diyememesinin çok temel pratik rasyonel nedenleri var. O da şu, oraya siz bombaladığınız zaman, şehri dümdüz etmeye kalkıştığınız zaman oradan kaçan insanlar kapılarınıza birikecek. O bombardımana evet demeniz ayrı bir insani kriz. Kapılara dayandığında hayır almayacağız, orada ölün, aç kalın ya da gelsin rejim sizi tekrar bizim sınırımızda vursun, biz oralı olmayacağız demeniz ayrı bir insani kriz. Her insani kriz de sonuçta biliyorsunuz uluslararası hukuk bunu kayıt altına alır. İzleme heyetleri bunu kayıt altına alır. Bu sonra sizin ülke olarak da karşınıza çıkarılır. Yani biz vicdani insani derken hani ay bunlar kadınsı şeyler, yani ya görmezden gelin, boş verin, yani nasıl olsa bir bedeli yok diyebileceğimiz şeylerden bahsetmiyoruz. İkincisi mülteci akını, göç. Yani kapıyı açarsanız da çok büyük bir göç olacak. Bir de üçüncüsü var aslında, yani o da şu. Aziz, Bab, Cerablus üçgenini kaybedeceksiniz çok büyük olasılıkla. Yani İdlib'i siz dümdüz etmeye kalktığınız zaman oradan IŞİD'in elinden aldığınız askeri imkanlar, IŞİD'i etkisizleştirdi. IŞİD şu an etkisizleştirildi, yok bir şey. Ama aslında yazılım olarak duruyor. Yani bir biçimde siz burada siviller de öldürüldü şeklindeki bir duygunun dalga dalga yayılmasına izin verdiğiniz, olur verdiğiniz zaman orada tekrar bu kez adı IŞİD olmayan başka bir şey olan ve yeniden oradaki statükoyu tehdit eden, o statükoları kim oluşturmuşsa hepsine birden savaş açan, serseri mayın gibi her yere dağılıp önüne gelen unsura karşı silah sıkan, masaya oturtulması güç, anlaşılması güç ve müzakere edilmesi güç topluluklar oluşturacaksınız. Türkiye'de aslında biraz Amerika'da biraz bunun farkındalar. Peki. Rusya ve Esad bunun farkında değilmiş gibi görünüyor. İdlib'de neler oluyor sorusunu Erdal Aksünger'e de yöneltmek istiyorum. Siz Nihal Bengüsü Karaca'nın yorumlarına katılıyor musunuz? Yani şöyle katılıp katılmam üzerinden değil de ben bir kendi değerlendirmemi ben yapayım konuyla ilgili. Şimdi şöyle, 2010'dan beri aslında kimse şunu iddia edemez yani ya muhteşem bir hikaye sorunu vardı da demokrasiyle ilgili olarak Suriye'nin bu sorununu biz 15 günde gördük de işte Amerika'ya da izin verdik, geldi de Amerika burada, işte kendileri de sonradan itiraf ettiği gibi El-Kaide'yi de biz yarattık meselesi zaten herkesin hemen hemen neredeyse en fikir olduğu bir şeye döndü zaten bu. O Amerikan başkanları bile bu konuda birbirlerini suçluyorlar, hatta daha da ileri gidip. Oradaki amaç temel belliydi. Yani emperyalist bir hak, yani nasıl Afrika'da kuzeyinde bu asla darmadağın hikaye yaptılarsa Suriye'yi de parçalamak istedi. Ama bunun arkasında işte İran'ın kendine göre aslında vesayetçi bir yaklaşımı farklı türlü var. Rusya'nın kendi aslında vesayet altına alma istekleri var. Bunlar bir sene sonra, iki sene sonra çıktı ortaya zaten arkasında. Ama temel amaçta Amerika, bu yeni değildi bu zaten. Çok önceden beri planlanan bir hikayeydi ve
Suriye'ye bir baskın yapıldı aslında ve ne yazık ki bizim dış politikamızda da böyle bir hatayla birlikte aslında orada Amerika'nın bu emellerine hizmet etmiş olduk. Daha sonra döndük Rusya'yla bu konuda, Suriye konusunda. Çünkü şöyle bireysel bir savaşa gitti. Nasıl oluyorsa o da, yani Esad gitsin de ne olursa olsun. Ya iki lider arasında tartışma iki ülkenin genel dış şeyini belirleyemez. Yani politikasını belirleyemez. Harcaya politikası bunun üzerine kurulamaz. Ülkelerin kendi çıkarları vardır. Yani önümüze, bizim komşularımız bir de. Yani genelde bugüne kadar Türkiye geçmiş bu 80-90 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca bir denge politikası izlemiş. Hep bir ara buzluk yapmış bir sürü yerde. Her zaman taraf oldu. Yani ne olay olursa taraf olundu. Şimdi geldi konu. Rusya ile hani bu krize doğru giden, şu anda tamamen bir kriz olduğu söylenemez ama önümüzdeki süreçte kriz olacak. Rejim diye bir şey yok. Orada vuruyorsa Rusya vuruyor. Vur diyorsa vuruyor. Ben vurayım mı dediğinde evet vur diyorsa vuruyor yani. Hikaye buradan ibaret. Şimdi HTŞ kim? Yeni değil ki bu iki. Zafkare kim? Ki yeni değil ki bunların hepsi. Yani kim? Bağdadi'nin eski komutanı Zafkare. HTŞ dediğinde aslında bir El-Kaide uzantısı sonuçta orada. Şimdi Astana ve Soçi sürecinde şöyle bir şey vardı. Aslında burada Türkiye'den beklenti HTŞ'de dahil olmak üzere orada kendince bu radikal unsurlar konusunda silahlarını Türkiye'nin bıraktırma noktasında mutabakatın içerisinde bir yerinde bir görev gibi, tevdisi gibi bir durumdu. Anlaşmanın temelindeki konulardan bir tanesi de buydu. Tabi burada çıkmaz şu, nasıl bırakacaksın? Bunların hepsi aslında, bir de şu da var. Hepsi aslında normalde saatli bomba gibi bir durum da söz konusu. Türkiye'nin içerisine kim girer kim bilmez, bundan sonra onları terk edersen bunların Türkiye'de sıkıntılar nasıl yaratacağı konusunda falan aslında bir sürü de aşmaz var şu anda. Ya sadece tek başına bu şey değil. Çünkü geçmişe dönelim, ben hala aynı kanaatteyim. 2010-2011'den beri ben oralara da, sınırlara çok gittim geldim o dönemde. Milletvekilliği dönemimizde oralarda çok gittik geldik, insanları dinledik. En azından senede ben 8-10 sefer yaptık oraya gidip geldik. İnsanların Hatay'dan tutun Akçakale'den daha Cilve Gözü'nden diğer tarafa kadar her yerde. Şimdi söylenen şuydu. Mesela Kilis'te, Kilis nüfusu kadar neredeyse Suriyeli vardı ama temeldeki mantıktan böyle. Ya bir tahmin yapıyorsunuz. İçeride nicelik açısından bir tahmininiz var. Diyor ki 3,5 milyon Suriyeli, 900 bin başka yerlerden gelen insanlar var Türkiye'ye. Yani bu 4,5 milyon diyor. Ben hani 5 milyonun üzerinde olduğunu hani arkadaşlardan, kaba taslak insanlardan aldım, 5-5,5 milyon civarında bir insan olduğu söyleniyor. Onun dışında Türkiye sadece 5,5 milyon insan meselesinde değil, burada da 2-3 milyon düşüyor, 7 milyon. Yani neredeyse bir ülke, Avrupa'daki bir sürü ülke nüfusundan daha fazla bir nüfusu insani bir hikaye olarak kabul etmek durumu. Bunun her tarafına insani bakılabilir mi? Bir tarafında şöyle bir sorun var. Biz rakamları söylüyoruz ama niteliği söyleyemiyoruz. Şimdi yıkılmış 80'e yakın cezaevlerinden kaçanların nerede olduğunu kimse bilmiyor. Neden o günden bugüne kadar Rusya'yla geçen sürede de bazı şeyleri falan yapamadık? Şundan dolayı yapamadık. Suriye rejimi bunlarla ilgili bilgileri de vermedi. Verse bile 900 bin kişi, geride kalan 900 bin kişinin kim olduğunu da bilmiyoruz. Onlara geçici belgeler verildi. Yani şöyle bir durum var şimdi. İdlib, HTŞ'yi İdlib'de kim kontrol altına alacak ki zaten yani? Şimdi aradan bir 6 ay geçti. Şu anda Ekim'de Eylül'ün başından itibaren bugüne geldiğimizde işte kaçıncı ayda, 5 ay falan geçmiş. Eylül başından itibaren 5-6 ay geçmiş. 5-6 ay içerisinde HTŞ yerine hiç oynamadı. Şeye katılırım. HTŞ daha da yayıldı ama sadece bunları şöyle düşünmek değil. HTŞ gelip de burada Suriyelileri örgütlemiş bir örgüt değil. On binlerce insan var dışarıdan gelmiş. Yani burada cihatçı. Bunlar selefi gruplar zaten bir tarafından. Yani bunların, şöyle mi diyeceğiz yani, bunların istekleri demokrasi, hukuk, anayasa yapalım hep? Hayır. Hayır asla. Ilımlı muhalefeti, bakın ılımlı muhalefeti tarif ederken söyledim ama onu ben. Demokrasi isteyen birisi olsa diyeceğiz şey olmaz. Şimdi Orta Doğu'da demokrasi isteyen adamları tek tek sayarsanız Araplarda ben de cevabını veririm. Yani mesele bu değil zaten. Herkes demokrasiden uzaklaşıyor da herkesin tepesine oturacaksak. Baba Hafız'dan sonra zaten o iş başka bir yere geldi. 98 Adana mutabakatından sonra farklı bir yere geldi. Türkiye açısından baktığınızda. Ve en sonunda Bodrum'da tatillerden
Halep'ten buraya kadar, ya bu klasik şeyleri söylemek de çok doğru değil artık. Yani hani bu tür ilişkilerden sonra kalkıp bir anda aman sen vazgeçtin, demokrasi isteniyor, Amerika'da geldi, hadi eğit donat yapalım, El-Kaide'de beraber götürelim. Bu değil cevabı. Cevabı kurdum. Bu değil yok, yani. Şöyle, HTŞ için dediniz ya, demokrasi istemiyorlar. Demokrasi isteyen yok ki, İran mı istiyor? Rusya hayır, mı biz istiyor, koruyacaksak istiyor. Diyorum. Onu mu koruyacağız? Yani? Zaten ne alakamız var? Korumak gibi bir durumumuz yok ki. Türkiye'nin sahipliği de yok HTŞ üzerinde. HTŞ sahip. Hayır, şu anda şöyle bir şey var. Türkiye'nin sahipliği yok dediğiniz, burada söylenen bu şey. Türkiye kesinlikle yok. Türkiye hayır, olur mu öyle şey? HTŞ yani, üzerinde sahipliği hayır, yok, sorumluluğu da yok. Hiç öyle bir şey yok. Kesinlikle uluslararası yok. Raporları da ben tek tek görüyorum. Birleşmiş Milletler'de ayrıca gönüllülerin raporlarını ben tek tek görüyorum. Orada Türkiye'yle tabii ki HTŞ'nin bir sorunu yok. O yüzden hiçbir problem de sorunu çıkmıyor. Sorunu yok, sahipliği de yok. Bu konuda bak şöyle olur. Aynı şimdi şuraya gideriz. Bunun aynı anlama geldiğini Türkiye, söylemedim bak, zaten ama şöyle, Türkiye'nin uktesine verildi zaten Astana ve Soçi'de zaten. Bence orada ortaklık yani, var. Ukde yoktur. Yani hayır, bunlar ki, silahsızlandıracaksınız dedi. Silahsızlandırma peki, bir amaç. Hangi, mesela bir Rusya veya Rusya bunu Türkiye'ye niye söylesin? Şöyle, siz onları niye silahsızlandır? Sizin gücünüz ne ki onları silahsızlandırma üzerinde bu, hakkınız fakat ne? Türkiye'nin üzerine kalmış bir sorumluluk değil. Bir dakika ya, o ben bir lafımı ortak bitireyim amaç ama için. Yani ama İhsan Bey ben tamam, zaten toparlayın, İhsan Bey'e söz vereceğim şöyle, şimdi burada temeldeki sorun şu. Biz ne yapmak istiyoruz mesela? Tamam, biz orada kalıp halkı koruma sevdasında mıyız? Peki Amerika gelince, şimdi Amerika'yı çağırdık resmen ya. Resmen öyle. Herkes bir tarafından Amerika'yı çağırdı neredeyse. Amerika gittiği yere ne yapacak ki şimdi buradaki hikayeyle ilgili olarak? Sanki şimdi James Jeffrey gelmiş. Yani muhteşem şeyler anlatmış. Ya arkadaş bir dakika. Nasıl bir dış politika izliyoruz? 3 ayda 4 ayda bir anda 180 derece değişebilir mi? Şimdi Rusya'yla biz ne savaş yapacağız? Böyle bir söz konusu değil. O ama bu tehlikeyi Erdoğan yaratacak olan Mike Pence gibi adamların Türkiye gibi aslında ülkeleri bir vesileyle kendi emperyalist çıkarları uğrunda tetiklemeye çalışması. Peki, bir yerde. Peki İhsan Aktaş, sizce İdlib'de sorun ne? Türkiye'nin oradaki planı ne? Şimdi bir defa önce riskler açısından bakalım. Yani Türkiye'nin birinci önceliği şudur. İdlib'den 3,5 milyon insanın 1,5 milyonun Türkiye'ye geçme riski var. Bir defa Türkiye bunu kaldıracak pozisyonda değil. Şartlar ne olursa olsun bu insanları Suriye sınırlarında Türkiye tutmak zorunda. Çünkü zaten içeride 3,5 milyon ama birinci mesele bu. İkincisi şeyin, ya bir insan hakları bağlamında baktığımız zaman eğer bir bölgede öldürülen insanlar Arapsa, hatta Sünni ise, yani Şii olsa İran dünyada ses çıkarır. Sünni ise sadece öldürülürler, istatistik kayıtları tutar. Ne çok dünyadaki öyle bakmamak lazım. Ne, ben öyle, şöyle yok öyle, ben öyle bir şey yoktur. Biz öyle bakarak ne dünyadaki solcular, ne dünyadaki kapitalistler burada bir yürek sızlaması denen bir şey vardır ya, nihayetinde ya bu şeyler, ya bazen bir çevre meselesi olduğu zaman bir ağaç çok kıymetli oluyor. İki kişinin gidip bir köpeğe tekme atması çok kıymetli oluyor. Medyada olağanüstü haberler oluyor. Fakat İdlib'de sadece Rusya bombalıyor, Esad bombalıyor. Nereyi bombalıyor? Doğrudan vıcık vıcık insanların yaşadığı şehirleri bombalıyor. Ama şimdi solcular buna ses çıkartmıyor demeniz de geliyorum çok, yani ben. Şimdi, bence çok yanlış bir şey. Şöyle düşünün. Nihayetinde ben hayatım orada, boyunca böyle bir şey hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Orada yani 3,5 milyon insan yaşıyor ve o insanların hayatı kıymetli. Yani her bir vatandaşın, her bir insanın hayatı kıymetli olduğu gibi. Diğer taraftan Türkiye bir insan hakları bağlamında baktığınız zaman Esad rejiminin de İran'ın da Rusya'nın da insan hakları diye bir derdi yoktur. İnsan diye bir dertleri yoktur. Onlar şöyle, eğer karşı cephedeyseniz hepiniz teröristsiniz. Yani nihayetinde o 20 bin tane terörist olabilir. Zaten bugüne kadar Esad rejimi, İran, Rusya, diğer bütün bölgelerden teröristleri otobüslere bindirerek İdlib'e gönderdiler. Oraya toparladılar. İdlib'le alakalı 3 tane plan vardı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nin planıydı. İdlib'e, özellikle El Nusra orada etkinken, İdlib'e büyük bir baskın yapıp 1,5 milyon insanı Türkiye ile Amerika'nın arası bozukken Türkiye sınırına sürüp 20 bin teröristi de bu tarafa geçirmeye düşündü. Bu birinci plandı. Sonra aynı planı İran kopyaladı. İran Esad rejimiyle beraber aynı şeyi yapmak istedi. Şöyle bir güne biz geldiğimizde, yani Soçi mutabakatının ikinci Soçi toplantısında Rusya ve Esad ağır bir saldırı başlatmıştı. Bir yok etme planıydı. Ne Birleşmiş Milletler, ne Avrupa Birliği, ne dünyanın herhangi bir süper gücü bu konuda kılını kıpırdatmadı. Tayyip Erdoğan gitti, o büyük katliamı o gün önledi. Bence bir kişi olarak neredeyse Birleşmiş Milletler etkinliği gösterdi tek başına. Ve en azından orada da mutabakat şu, silahsızlandırma. Bir defa eskiden şöyle bir şey vardı, bu FETÖ'de, PKK'da buna öncülük etti.
Efendim Türkiye El-Kaide'ye yardım ediyor. Bunu uluslararası metinlere geçirene kadar gayret ettiler. MİT tırlarından şuna buna kadar. HETŞ'e başından beri Türkiye'nin mesafeli durduğu, asla ilişki kurmadığı, daha çok Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğiyle var olan, yani Selefilikten aşırı radikalliğe kadar, El Nusra'sına, El Kaide'sine kadar onlarca örgütün bileşeni. Ve Türkiye'nin de bugüne kadar şeyde müttefiki bellidir. Türkiye Özgür Suriye Ordusu'yla çalışmıştır. Müttefiki odur. Ve öteki gruplara da mesafesi, yani İran'ın ne kadarsa Türkiye'nin de o kadardır. Ve HTŞ'nin tamamını silahlandırmak gibi Türkiye'nin bir sorumluluğu yoktur. İhsan Bey, iki hafta önce hiç kimse Rusya'yla ilgili insan hakları bilmem neyi yapmıyor derken ben Rusya'da demokrasi yok diyordum, tamam mı? Ben yapıyordum. Ya olabilir, tamam, hani demiyordu yani millet. Şimdi bakın, bir de diyorsunuz ki şimdi demokrasi, hep söylüyorum. Ya Orta Doğu'da zaten problem demokrasi zaten. Tamam, yani şimdi bunu ben de tamamlayayım. Sünni isterseniz. İslam'ı sadece öldürmek için kullanıyor demek doğru bir şey değil şöyle, yani. İstersen ya. Ben de tamamlayayım. Ama yani hani şimdi bunu şöyle, o bağlama getirmek yanlış yani. Gelinen noktada şöyle, bir Türkiye'nin HETŞ üzerine bir sahipliği yoktur. Bir terör örgütüdür ve Türkiye terör örgütü olarak tanımlamıştır. Kendisi bu konuda karar almıştır. Ve oradakilerin silahsızlandırılması, Türkiye'nin sorumlu olduğu gibi abi, Avrupa Birliği'nin de sorumluluğunda, Rusya'nın da sorumluluğunda, Esad rejimi de sorumluluğunda. Şimdi önümüzde iki tane yol var. Bir rejim kendi topraklarını, bir defa şu da çok kıymetli. Türkiye, Rusya, İran'ın temel tezi nedir? Suriye'nin toprak bütünlüğü. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğü için kafa kafaya verilmiş üç devlet çalışırken eldeki son parçayı cinayetle de topraklarınıza katabilirsiniz. Bir süreç yöneterek de katabilirsiniz ama... Burada ben sadece Rusya'nın değil, İran'ın da ben çok aktif rol oynadığını düşünüyorum. Son dönemlerde gerek Rusya ile yaptığım mutabakada, gerek Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde, İran'ın da baskılanmasıyla beraber dünyada böyle bir Türkiye tezleri az yukarıya doğru kalktı. İran nihayetinde Amerika ile İsrail ile çatışsa da kendi bölgesel rakibinin çok gelişmesini istemez. Bence şey de, ya zaten başından beri bakışları da şudur. Eğer bir adam muhalifse, o vatandaşmış, ılımlıymış, El-Kaideciymiş, İran için hiç önemi yoktur. Zaten İran süreç içerisinde DAEŞ kadar, yani IŞİD kadar tehlikeli bir örgütü üretti ve Suriye içerisinde, Irak içerisinde yerleştirdi. Şu an alın Haçlı Şabi'nin ve Şii milislerin uygulamalarına bakın. DAEŞ'ı terazinin iki kefesine koyun. Birbirlerini tartmazlar yani. Şiddet ve canilikte aynılar. Ve o 3,5 milyon insanın tamamı İran nezdinde teröristtir. Esad nezdinde de teröristtir. Bizim derdimiz şu. Biz bu bir iki tane devletin fantazisi için, yani İran, Suriye ve Rusya'nın, biz o 1,5 milyon insanı Türkiye topraklarına kabul etmek istemiyoruz. Muhtemelen şu anki çabada şudur, engelleyebildiği kadar riski Suriye topraklarında engellemek istiyor. Ha şöyle, Rusya ile çatışma olur mu? Zaten Suriye savaşı dünyada dış politikanın, diplomasinin, uluslararası ilişkilerin, bir cümleyle kapatayım, tamam, yeniden şekillenmesine yaradı ve klasik anlamda hiçbir uluslararası ilişkiler tezi geçerli değil. Ve görünen o ki dünyada şu an büyük devletler birbiriyle çatışmıyor, savaşmıyor. Mümkün mertebe ya diplomasiyle ya teknolojiyle ya da aracılarla bu savaşları yürütüyorlar. Ne Türkiye-Rusya savaşır, ne Amerika ile Rusya savaşır. Burada tekrar ben bir orta yolun bulunacağını düşünüyorum. Rusya ile alakalı genel bir kanaat vardı bugüne kadar. Hep söylendi ki şeyin, yani Suriye'deki aktörler içerisinde en rasyonel devlet Rusya diye. Daha rasyonel bakıyor meseleleri. Çok duygusal bakmıyor. Şimdi şöyle bakın, müttefikler de maalesef bu önümüzde geçtiğimiz 10 yılda haftalık, günlük, aylık ittifaklar değişti. Yeni ittifaklar kuruldu. Belki bu ittifaklarda makas değişimlerinde daha serin kanlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Ufuk Uras, sizinle devam edelim isterseniz. Bu ilk konuşmalarda sizin de hem katıldığınız hem de karşı olduğunuz yönler var mı? Onu alalım. İdlib'de son durum ne sizce? Bir de HTŞ konusunda bir Türkiye'nin mesafesiyle alakalı hem Erdal Bey'in hem de İhsan Bey'in konuşmalarına ne dersiniz? Şimdi bir kere çözüm odaklı meseleye bakmakta fayda var. Grup toplantısında Sayın Erdoğan bir saldırı olursa, tekrar ederse gibi bir ön şart koydu. Hı hı. Demek ki tekrar etmemesini sağlamak gerek. Özellikle Türkiye kamuoyunda ve ana akım medyada etkin olan doktriner Avrasyacı kesimlerin burada bir rolü olabilir. Rusya ve Suriye'ye yönelik. Yani Çin istihbaratının, Suriye muhaberatının ve Rusya istihbaratının etkisi altında olan kesimler bu etkiyi tersten Suriye'nin bu konuda
tutumunu yumuşatmaya yönelik bir pozisyon alabilirler. Çünkü Suriye rejimiyle bir sıcak çatışmaya girmenin kimseye bir faydası yok. Yani bir an önce masaya oturma zemini yaratmalı. Bu provokatif ve sisli ortamın gelgitlerine kapılmamalıyız. Ve artık Astana süreci, Soçi sürecinin güncellemesi mi olur, restorasyonu mu olur? Yani masaya oturma zemini çok önemli. Çünkü biraz önce söylendiği gibi aslında herkes Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana. Hı hı. O zaman bir sorun olmaması gerek. Meşruiyet ve muhataplık meselesinde genel cümle nedir? Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirler. Bu çok doğru bir cümle. Ama Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi meşru bir seçim mekanizmasını gerektiriyor. Ve o seçim mekanizmasından kim çıkarsa zaten muhatabınız da odur, meşruiyet zemininde odur. Buradaki sıkıntı biraz buradan kaynaklanıyor. Yani bazı rejime asla kazanamayacağı bir seçim zeminine girmek istemiyor. Bir adım geriye gidersek bu Arap Baharı dediğimiz süreci gençlerin yaklaşık %95'i desteklemişti. Şu oldu, bu oldu, başarısız oldu. Ama Arap Baharı'nın alternatifi eğer Arap rejimlerinin diktatörlüğü ise Sisi'sinden Esad'ına ne yapıp edip tekrar bu rejimlerin kendilerini reforme edilmesine yönelik bir zemin oluşturmak gerekiyor. Problem şurada, demin bahsettiğiniz örgütlerin finansmanını kim yapar? Bunlara silahları kim temin eder gibi bir mesele var hakikaten. Bunlar nasıl oluyor da bu sıcak çatışmalarda bitmeyen bir silah kaynağına sahipler? Kim bunların eline silah veriyor? Bu hakikaten çok önemli bir mesele. Ama bu tartışmada diğer yandan da Türkiye'nin, ABD'nin ya da NATO'nun şemsiyesi altına girmesi, doğrudan bu mücadelede bir bağımlı değişken hale gelmesi de çok büyük bir risk. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve tamamıyla Rusya ve Suriye'nin bu meselelerdeki tavrını esnetmeye yönelik bir lobi çalışmasına ihtiyaç var. Yine genellikle denir ki bir ülkenin iç işlerine müdahale etmemek gerek. Ben de o kanaatteyim. Ama insan hakları meseleleri bu kapsam içerisine girmiyor. Yani meskun mahalle yönelik yurttaşları, o ülkenin yurttaşlarına yönelik bir saldırı olduğunda vicdani meselelerin bir sıfatı olmaz. Vicdani meselelerin sağı solu olmaz. Türkiye'de bu mülteci meselesi tabiri caizse overloaded oldu. Yani aştı ve bir yeni bir akım olduğu takdirde çoğu illerde çoğunluk durumuna gelme vaziyeti var. Ve bu Avrupa Birliği açısından da durumu kontrol edilmez hale gelebilir ve fiilen Avrupa Birliği ülkelerine sıcak geçişler olabilir. Yani Türkiye artık bundan ötesini kontrol edemez. Yani bunu bir Avrupa'ya yönelik tehdit ya da mültecileri araçsallaştırmak diye bakmamak lazım. Bu süreç Avrupa Birliği açısından kapıların açılması sürecidir. Peki hocam, Soçi mutabakatının bir anlamı kalmadı mı sizce? Yenilenmediği takdirde kağıt üzerinde şeyler günlük hayatla arada bir açı oluşturuyorsa anlamsızlaşıyor. Ama ne yapıp edip sonuçta bir müzakere zemini, bunun şartları mutlaka oluşturulmalı, bir anayasal düzen, toptan bir çözüm olmadıkça parça başı çözüm olmuyor. Amerika askerleri de bugün rejim güçleriyle bir çatışma içine girdiler ve hakikaten bu ancak görüşmelerin yeniden başlanması ve bir kalıcı ateşkes ya da çatışmasızlığın yeniden ikame edilmesiyle gerçekleşecek bir şey. Bir de tabii geçmişe yönelik, ben çünkü 23. dönem Meclis'in Dışişleri Komisyonu'ndayken bütün bu Suriye anlaşmalarına imza sürecinin tanığıyım. Burada da kötü AKP, iyi AKP'li ayrımı yapmamak lazım. Bir tane günah keçisi bulup işte şu bakan sorumludur deyip bütün hükümetin siyasi sorumluluğu ortadan kaldırmak, sanki Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde bakanların böyle görevli özellikleri var gibi kolaycılığı da kaçmamak lazım. Bir yanlış varsa bir hükümetin, iktidarın toplu yanlışıdır. Gördüğüm kadarıyla burada bir günah keçisi arama tavrı da var. Sonuçta
alınan pozisyonların şu haliyle kimseye faydası olmadığı için aklı selimde ve çözüm odaklı bir yaklaşımda zihinsel faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Ve bilmeliyiz ki demokratik anayasalar her zaman yurttaş merkezli anayasalardır. Devlet merkezli değildir. Ama Suriye merkezinde böyle bir sivil toplum yapılanması olmadığı için devletin nasıl yapılanacağına yönelik bir senkronizasyon, bir mutabakat ihtiyacı var. Ama yaşadığımız sorunlar kimseye zimmetlenecek sorunlar değil. Orada bir radikalizm üredi ve türedi ise geçmiş bazı rejimlerine yönelik demokratik tepkinin şiddetle bastırılması sonucu silahlı hareketlerin maalesef önü açıldı. Bunu meşrulaştırmak için söylemiyorum. Silahlı tabii hareketler teşvik edildi bence. Edilmiş çünkü oluyor sonuç itibariyle. Demokrasiyle dönüştürülebilirdi. Yani ama hafızasızlık kötü bir şey. Unutmayalım ki bazı rejimine karşı demokratik şiddeti reddeden siyasi yapılara, sivil yapılara yaşama şansı verilmediği için bugün buradayız. Hani konuşulsun deniyor da eskiden zaten konuşulmuştu ama bir sonuç alınmamıştı. Bugün alınabilmesi için geçmişten bu sorunları derslerini çıkarmamız lazım. Çünkü sorunları ancak sorunları yaratanlar çözer. Peki. Burada bazı rejiminin sorun yaratıcı özelliğini görmediğimiz takdirde çözüm üretmemiz mümkün değil. Peki. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı yaptı ama o grup toplantısından önce de Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rejim güçleri ve Rusya'nın verdiği hasarı görüştük dedi. Grup toplantısında da bir büyüklük vurgusu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O ifadeleri de hemen aktarayım. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde kendini ne kadar büyük görürse görsün hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum dedi. Şimdi bu sözlere baktığımız zaman Nihal Hanım, muhatap Putin mi sizce? Yani iki lider arasında bir güven problemi söz konusu diyebilir miyiz? Uzun vadede sonucu ne olur? Hani uzun vadede oraya gider mi bilmiyorum ama ben şu ana kadar olanların bizi ciddi bir eşiğe getirmiş olmakla beraber hala tarafların bu lider odaklı yönetim, hani lider odaklı çözüm bulma trendi çerçevesi içerisinde hala zorlayıcı diplomasi her iki tarafında, hem Putin'le hem Erdoğan'ın şu ana kadar olanları ciddiyetini fark etmekle beraber, gelinen noktanın ciddiyetini fark etmekle beraber halen zorlayıcı diplomasi çerçevesi içerisinde kaldığını düşünüyorum. Kaldıklarını, düşündüklerine inanıyorum. Bu da şu anlama geliyor. Her iki taraf bir şekilde yine masaya oturacak. Fakat oturmadan önce birbirlerinin konuyla ilgili ciddiyetlerini anlamalarını sağlamaya çalışıyorlar. Yani o da nedir? Moskova süre verdik, zaman verdik. Buradaki olay değişmedi. Sabrımızın, hani ben objektif bir gözlemci pozisyonunu sürdürüyordum. Ama artık sabrımın sonuna geldim. Objektifliğimi yitireceğim galiba diyor Putin tarafı. Yani Erdoğan da aslında şunu demekte sonuna kadar haklı ve bence perde arkasında eğer söylüyorsa şunu söylüyordur. Soçi Devastanı'da Suriye muhalefetini ben o iki protokole entegre ederek Suriye barışına çok büyük katkı sundum. Ve senin de desteklediğin Suriye rejimi adına aslında büyük bir hediye verdim. Öyle bir taraftan bu doğru. Yani kala kala bir İdlib kaldı. Hani Suriye'deki statünün oturması anlamında. Kala kala bir İdlib meselesi kaldı. Bir de gerçekten Suriye'de şeffaf, bağımsız seçimlerin yapılması meselesi kaldı. Hı hı. Yani siyasi süreç kaldı yani. Hı hı. Onun dışında bir de İdlib kaldı. Bir bu de İdlib'in... ABD kendi alandan çekilecek mi? O da bir sorun aslında. Ya an. Tabii ama o hani Türkiye'nin söz vereceği ya da değil, sorumlu değil. Olduğu bir şey hı. değil. Yani Soçi ve Astana sonuçta İran'ın, Suriye rejiminin dolaylı olarak gölgede kalarak Rusya'nın Türkiye'nin arasında olan bir şey. Ve o manada gerek yani Rusya'nın, gerek İran'ın, gerek bölge ülkelerinin, yani bunu biz kendi içimizde çözeriz. Türkiye işte burada yanımızda yer alsın yeter ki vesaire diyen tarafların şu an garip bir biçimde görmezden geldikleri şey Türkiye'nin o toplantılara, Suriye Bastanlı sürecine katılımının ne kadar aslında büyük anlamlı sonuçlar doğurduğu gerçeği. Bunu görmezden geliyorlar. Ama aslında muhalefeti oraya entegre eden ve bir biçimde bazı yani rejimli
çözüme ikna eden, rejimin değişmediği, kaldığı ama bağımsız ve şeffaf seçimlerin bir tarihte yapılacağı, yani uhuletin, suhuletin hakim olması gerektiğine Suriye muhalefetinin, yani daha doğrusu daha önce muhalif olarak damgalanmış çeşitli halk öbeklerinin süreci entegre edilmesini sağlayan Türkiye, Erdoğan'ın varlığı açıkçası, yani bölgedeki inandırıcılığı, hı hı, o topraklardaki. Yani bu nereye gider? Hani gelinen noktada ben tabii ki Moskova'yı haksız görüyorum ve Türkiye'yi haklı görüyorum. Bu sadece Türk vatandaşı olmamdan ileri gelmiyor. Yani buradan kaynaklanmıyor sadece. Biraz süreci takip ettiğiniz zaman, az önce İhsan Bey de söyledi. Yani gerçekten Türkiye hani İdlib'e, bütün bu insanların İdlib'e sıkıştırılması dışarıdan bakıldığında çok tehlikeli ve çözümü zor bir iş gibi görünüyor. Ama aslında Türkiye büyük bir katliamı engellemiş oldu. Yani vura vura, eze eze, tır gibi üzerinden geçerek, buldozerle üzerinden geçilecek insanların bir yere götürülmesini sağlamak ve Rusya'yı buna razı etmek suretiyle aslında o dönem hayat kurtarmıştı. Ama altını keşke doldurabilseydi. Şahin'i de tabii düşmek istiyorum. Çünkü sadece gözlem noktaları ile yetinmek yerine Afrin'de, Azez'de, Bab'da, Cerablus'ta, o yani Fırat kalkınlığıyla özellikle kontrol altına alınan bölgelerdeki gibi daha proaktif, daha denetimde gerçekleştirilen bir süreç söz konusu olabilseydi belki Moskova bu kadar rahat çamura yatamazdı diyelim halk diliyle, ya da bu kadar rahat Türkiye'nin katkılarını görmezden gelemezdi belki de. Yani biraz orada muhalefetin, ılımlı muhalefetin ve sivillerin HTŞ'den ayrıştırılmasıyla ilgili konuda daha gayretli, daha hani iştiyaklı ve daha kontrolcü bir rol oynayabilirdik. Ama gelin görün ki hani orada da bunu hükümetten bazı kişilere söyleyecek olsak, onlar da diyecekler ki ya bizim bu taraftan, hani bir kez de Fırat'ın doğusuna geçelim. Fırat'ın doğusunda bir Barış Pınarı Harekatı, bir işte güvenli bölge oluşturma faaliyeti ile biz iştigal ediyorduk. İşimiz başımızdan aşkındı deseler hani çok da hatalı olmayacaklar. Peki Erdal Aksünger, sizce Putin uzun vadede güvenilir bir müttefik mi? Şimdi Türkiye Putin'e aşırı güvendi ve şimdi de bunun bedelini ödüyor yorumları da yapılıyor. Katılıyor musunuz? Ya çok komik, çünkü yani bu kadar kısa sürede dış politika falan çok kısa sürelerle ilgili yapılamaz zaten. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani şöyle düşünmek lazım. İlk günden beri de aynı şeyleri konuşuyoruz. Ne Amerika ne Rusya muhteşem müttefikler hiçbir zaman olamazlar. Yani bu %100, yani bu kesin. Ben ilk günden beri her zaman daha batıda diyorsan Avrupa'nın içerisinde kendimize daha yakın olan ülkelerden, ülkenin menfaati ölçüsünde falan seviyeli bir ilişkinin her zaman yürümesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz Avrupa'dan hiçbir zaman kopamayız. Bu kesin. Yani ama şöyle bir durum var. Putin'in izlediği politika ilk günden beri de şöyle görüyorum. Daha orta vadede bir politik süreç izliyor kendince. O günden beri de kendi isteklerine, bir besteğine adım adım yaklaşıyor benim gördüğüm kadarıyla. İşte Suriye'de varlığı zaten bir besteğine o gün de öyleydi bence. Aslında Rusya'nın mesela Laskiye tarafına baktığında kendi üstlerini koymasına aslında bir sürü yerde yeni üstler de açtı Rusya. Burayı bir eyalete döndürmüş durumda zaten. Hani bunun bizim rejimden falan konuşacağımız meselesinde çok geçmişte kaldı bazı şeyler, ama bu kan davasının hani çözümlemesini sadece insani bir takım işte demokrasi yok üzerinden tanımlamak bence dış politikada yapılan hataları gizlemekten başka hiçbir şey değildir. Yani yoksa bir sürü insani konu var. Dünyanın her Yemen ölüyor şu anda. Diğer yerde bir sürü insanda problem var. Yani her yerde bir Afrika'da çok ciddi problemler var. İlk günden beri aynı şeyleri konuşuyoruz falan. O yüzden hani yapılmış bir sürü hataların üzerine yeniden hatalar ölmemesi açısından şu var. Yani bir denge politikası Türkiye'nin her zaman en önemli elindeki koz oldu bugüne kadar. Yani bölgesel denge olarak falan, Müslüman bir ülke olması, aslında daha farklı bir şekilde Avrupa'yla yakınlaşması ve özellikle Türk nüfusunun büyük bir kısmının Avrupa'da, özellikle Almanya gibi bir ülkede yaşaması, ihracatının neredeyse en büyük çoğunu Avrupa'yla yapması falan Türkiye'nin o ilişkilerinde çok önemli bir süreçti. İlk günden beri de modernitenin üzerinden giden bu ilişkinin devam etmesiydi. Şimdi şöyle bir haksızlık da kimse nasıl yapıyor ben anlamıyorum. İşte Avrupalılar gelsin taşın altına elini soksun. Niye soksun? Amerika geldi burada pisliği yapan Amerika'nın kendisi.
Her şeyinden. Ama Erdoğan Bey'in kastedilmiyor ki. Avrupalılar taşın altına devamını söyleyeyim. Koydu zaten, onu söyleyeceğim zaten. 1 milyon... Vaat ettikleri yardımı yaptılar. Mültecilerin uygun dağılımı, beslenmesi, barınması için katkı sunsunlar kastediliyor. Taşın altına ondan değil. Mülteci alsın diyerekten söylediğinden söylüyorum. 1 milyon Almanya'nın hiçbir önemi yokken 1 milyon mülteci aldı. Sadece Almanya aldı. Evet, ve en çok da etkilenen oradaki Türk, bizim aslında orada çalışan insanlarımız. Onların şimdi aslında bu konuda büyük bir sıkıntıları da oluştu bir yerinden baktı. Çünkü Almanya'da neredeyse aylık olarak 809 euroya yakın bir para harcıyor olduğunu arkadaşlar orada ifade ediyor. Bu deli rakamdan bahsediyoruz. Yani ayda yılda milyar euroların, yani bir şöyle düşünseniz, 900 küsur bin insan alınmış. Mesela bu Merkel'in aslında tahtını da sarstı aslında. Ve aşırı milliyetçilik de Almanya'da ve Avrupa'da yükseliyor bunlardan kaynaklı da. Ve bu da bizim aslında yaşayan vatandaşlarımıza karşı büyük tehditleri de bir yerine getiriyor. Ya şu dengeyi tutturabilme açısından söylüyorum. Putin de kendine göre bir orta vadede şey izliyor. Ha şimdi ne oldu yani, Avrasya hikayesi bitti, Amerika mı gelsin her şeyi yapsa? 3 ayda değişmez bunlar. Mümkün değil. Mike Pence daha şurada 3-4 ay önce geldi. Yani o zamana kadar Amerika'dan boğaz boğazaydık. Şimdi Rusya'yla boğaz boğaza mı geleceğiz? Hayır. Doğru da değil zaten yani. Böyle bir mantıkta yürütülemez yani. İşte baktığınızda Libya meselesinde de keza Rusya'yla ters düşüp düşmeme meselesi var orada da. Politik süreçlerle ilgili baktığınızda. Şimdi burada peki ne yapılmalıydı? Ya burada Suriye topraklarının, toprak bütünlüğünden bahsediyoruz hepimiz beraber. Peki ya şu kadar da çok canice düşünebilir miyiz ya? Tamam, şimdi Amerika gitti Irak'ta 900 bin insan öldürüldü ortada. Şimdi öldürmeye gelip de, yani buna tabii ki şöyle olamaz. Yani orada 30 bin diyorsunuz, ben daha çok fazla olduğunu söyleyeyim. Çok daha rakamların yüksek olduğunu söylüyor. Bu Selefi gruplar meselesi çıktıktan sonra ya hepsini birden de bunlar öldürecek demek de biraz işi çok da terörize etmek anlamına gelir. Hayır, yani çok söylüyorlar bunu. Ya şimdi 6 aydır, 1 senedir, 2 senedir, 10 senedir ülkede savaş var, iç savaş var ve birbirini öldürüyor. Tabii ki bir barışın tarafında hepimizin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. E şimdi kalkıp bizim siyasiler Şam'a gideriz derse, ya nereye gidiyorsunuz kardeşim derler. Ya bir dakika dur ya, bu ne kadar da basit yani söylüyorsunuz bunları. İşte şurada 5 tane çocuğumuz öldüğünde ne düşünüyoruz? Ya bu nedir yani? Ne kadar basit yani oraya gitmek, buraya gitmek. Hocam, ne güzel değil mi bunlar yani söylemek? 10 yıl önceydi ya. Hocam ya. Efendim? Şam 2011, meselesi 10 yıl önceydi. 2020'deyiz. Daha yeni, daha dün de asır geçti neredeyse üzerinden. Ay Devlet Bahçeli. Biraz önce daha dün söyledi daha yani siz de İhsan Bey. Yani daha dün Devlet Bahçeli çıktı, yeni Şam'a gidelim dedi yani. Yeni Şam'dan bak, ben eski Şam'ı hatırlatıyorum. Yeni Şam, eski Şam neresi olursa olsun ne fark eder ki yani? Sen yani savaş mı yapacaksın yani Türkiye olarak yani? Benim neydi yani sıkıntım yani? Ben anlamadım ki bunu işte. Esas bu yapılan şeylerle 3 ayda politika mı değişir? Putin kendine göre bir Akdeniz politikası var, bir Karadeniz politikası. Onu izliyorlar Rusya kendine göre. Amerika şimdi keyfine keder mi geldi? Daha düne kadar Türkiye'ye bu kadar sıkıntılı şeyler söyleyen Amerika Jeffrey'i buraya göndermişler. Ne yapacaktı yani? Hadi siz girin, biz sizi destekliyoruz mu? Bu mudur yani? Olamaz tabii ki böyle bir şey. Daha aklı selim, daha mantıklı, daha bu sefer uzlaşmacı bir devlet politikasının, devlet aklının ortaya koyulması ihtiyacı var. Bu kadar basit. Yani peki bunu söylüyor da insanlar, ne yapılması lazım? Orayı oradan arındırmanın kendine göre bir yöntemi açıklanacaksa düzgün bir şekilde çıkıp bunu açıklaması lazım herkesin. Yani mutabakatsa yeni bir mutabakattan bahsediyor. Bir öneri getirilmesi lazım. Amerika'nın böyle bir önerisi zaten olamaz. İlk günden beri söylüyorum bunu. İlk günden beri. Ta 2000'li değil, 99'dan beri zaten uyguluyorlar. Ne zaman koydular bu işi? 1960'ların sonunda. Öyle işte millet Bağız, Mağız şudur budur anlatıyor. O Bağız'dan o günkü Bağız arasında da çok büyük fark vardı. O zaman Abdülcemal Nasır'ın başında olduğu Bağız'dan bugün konuşulan Bağız veya tarif edilen Bağız aynı mı? Değil tabii ki yani. Suudi Arabistan'ın, İsrail'in, Amerika'nın bu aslında Arap dünyası üzerinde bunun Şiilik, Sünnilik üzerinden hiçbir şey yok. Her şeyi kullanmaya açık, tamamen provokatif, tamamen emperyalist, tamamen kafa yapısı olarak kimin öldüğüne hiçbir değer vermeyen bir hikaye. O gün Abdülcemal Nasır'ı öldürdü, öyle veya böyle. İşte o günden beri de Suriye'ye gelen Bağız'ı, tabii ki hedefinde İsrail ilk önce vardı. Ha Suriye diktatörmüş, Hafız diktatördü, o diktatör. Ya arkadaşlar, biraz önce ifade edilen üzerinden de gidelim. Yani
hangi ülkeye savaş götürerek demokrasi getirilmiş acaba yani? 3,5 milyon insan ne yapacağız? Bence buradan bakın. Yani siz, siz hani dış politikayı eden... beğeniyorsunuz, onlar söylemesi hayır, lazım. AKP hükümet söylesin yani. Yani hükümetin bugün ne yapacağız? Bakın şeyle Suriye'yle oturmadan Suriye'yle rejimle bir ara oturuyorlar. 2 milyon rejimden. İnsanla ilgili bir kaygı, bir dert gütmek daha doğru değil mi? Niye Hanım? O ülkenin ajandası ne? Aa bak bu ülke niye müdahale ediyor? Yani benim... O hikayelerden ziyade şu an bizim 14 askerimiz şehit edildi ve orada en az 2 milyon insanın hayatı Şam'a mı tehlikede. Gidelim? Şam'a mı gidelim? Hayır bak soruyu böyle sorduğunuz zaman çok çok kötü bir yerde konumlanmış. Neyi anlamadım ki, neyi söylüyorum ben? Ne dedim? Anlamadım. Yani özür mü diye ben o zaman size bir soru sorayım. Esad'dan özür mü dileyelim? Ya sizin, 14 şehit vermişiz. Siz 14 askerimizi öldürmüş. Yakında 1,5-2 milyon insanı. Sizinki provokasyon yaklaşımı. 1,5-2 yani. Milyon insanı sizinki, katledebilir. Sizinki provokasyon. Özür dilememizi istiyorsunuz. Ben insan... de size ona o zaman hayır, bunu sorayım. Ben ne alakası var? Siz saçma sapan bir şey söylüyorsunuz. Provokasyon bir iş sizin yaptınız. Hayır canım, ne alakası var? Yani gidip insanları cihatçıları mı destekleyeceksiniz? Şam'a mı gidelim diye sorarsanız. Cihatçıları mı destekleyeceksiniz? Şam'a mı gidelim diye sorarsanız yani, ben size bunu sorarım. HTŞ dediğin adam bizim askerlerimizi insanları öldürmedi mi? Öldürmedi mi? Esad'dan öldürmedi mi? El-Kaide'nin uzantısı değil mi HTŞ? Türkiye HTŞ'yi terörist olarak görüyor beyefendi. Görüyor da niye o bölgede beraber hareket edebiliyor? Hiç de beraber hareket etmiyor. Tamam, o Astana Soçi'de Astana Soçi'de size niye dediler o zaman? Silahsızlandırma. Masumları ayrıştırmaya çalışıyor. İşte soruyorum size, cevap verin. Astana ve Soçi'de neden HTŞ'yle ilgili siz, ya da oradaki silahlı grupların hepsini Türkiye silahsızlandıracak diyenin altına biz imza attık? HTŞ'yi silahsızlandıracak diye bir şeyin altına imzadan ziyade bakın diğer siz oraya muhalefet, derken, ılımlı muhalefeti entegre etti diyoruz. Kim ılımlı muhalefet orada? Bir sürü var. Anlatın bir tane gösterin, gösterin bana. Yani gösterin. Yüzlerce grup var. Kim söyleyin bana bakayım. Orada egemen olan 3 tane zaten örgüt var. 3'ü de radikal. İdlib'den bahsetmiyorum. Suriye'nin geneliyle ilgili. İdlib'den bahsediyoruz şimdi. Gittiniz başka bir yere yani. Suriye'nin geneliyle o ilgili. Yani gittiniz başka bir yere. İdlib'den bahsediyoruz. Çatışmaların durması, savaşın durması ile ilgili bu Türkiye dış politikayla, önemli bir rol oynadı. Bu dış politika yürütenler insanlıktan özür dilemeli. Neden olduğunu söyleyeyim. Amerika ile eğit donat yapıp bunları biz ürettik diyen Amerika'ya destek vermekten özür dilemeli tabii. Çıkıp herkesten özür dileyecekler tabii ki. Sen Amerika'nın bugün de şu anda geldiği yaptığı politika ne biliyor musunuz? Çok iyi. Diyor ki Türkiye'ye gitsin askerleri Türkiye, ölürse ölsün benim bir tane askerim ölmeyecek Türkiye diyor. Hangisinin ölmüş bir tane askeri Türkiye, zaten? Türkiye sınırının bir tane, hemen. Hangisinin bir Türkiye, tane askeri ölmüş? Hangisinin? Türkiye sınırının hemen ölen yine ya oradaki Suriyeli ölüyor ya buradaki Türkiye karşı tedbir almak zorundaydı. Bu kadar yani. Ve bu bölgenin insanları ölüyor. Başka kimse ölmüyor. Başka yöntemleri devreye sokmak zorundaydı. Hani sizin istediğiniz şu AKP'nin yaptığı politikalar doğru. İsterse Şam'a gidelim. Dün söylediğini Devlet Bahçeli söylüyor. Demek ki bir mesaj geldi kendine göre. Amerikalılar bir şey söylüyor. O ona bir şey söylüyor. Demek ki bir hikaye var ortada. Bunu bu savaşı legalize edecek hiçbir bakın kim olursa olsun. Nasıl hiçbir kuvvetin. Kimyasal silah kullanmış bir ülke başkanından bahsediyoruz. Alın size gerekçe yani. Ne demek hiçbir savaş açıklaması savaş mı yapacaksınız? Savaş mı yapacaksınız? Yani savaş yapmak, yapacaksınız? En son gelip sizin askerinize vurdu. Siz? Dersini vereceksiniz. Bir dakika, öyle bakın nasıl Şam'a gitmekten bahsetmiyorum. Bakalım. Dersini vereceksiniz. Bunları yapan Putin zaten. Ver dersini o zaman. Hayır Putin nasıl? Putin yapıyor bunları. Kim yapacak? Herkes biliyor Putin yapıyor. Ya Putin'le bizi mi dövüyorsunuz? Diyor ki dersini vermen lazım. Nasıl hayır, olacak? Esad 3 kuruşluk Esad. S-400 aldın şimdi ondan. S-400 aldın şimdi ondan. 3 kuruşluk diktatör. Hadi kaldırsan S-400'ü göreyim o zaman bu şartlarda. Bu kadar madem bu kadar güzel şeyler yapıyor. Milyarlarca dolar bu memleketin parasını gidip Rusya'ya veriyorsun madem. O zaman politikanı da düzgün götür. Götür düzgün. 5 milyar dolar, 10 milyar dolar. Kaldırsana göreyim bir tane Cumhuriyet Halk Partisi 15 binle iktidara gelmiş. Ya savaş yapalım. Ya bu nasıl şöyle bir şeydir? Ben peki, anlamıyorum. Kimse burada savaş yapalım. Yani işiniz gücünüz savaş. Siz provoke ediyorsunuz. Aynı bakın. Siz çarpıtıyorsunuz. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi. Bir ya, izin verir misiniz? Ben veremem, de bir cümle kurayım. Ben konuşuyordum siz girdiniz araya. Veremem hanımefendi. Bağırıyorsunuz. Veremem. Siz benim her konuşumda araya giriyorsunuz. Sürekli olarak hayır hiç siz bir kere girdim. Ben sizin hiç konuşumda araya girdim mi? Siz konuşumda araya girdim mi? Hanımefendi siz konuşurken araya girdim mi ben? Siz konuşurken araya girdim mi? Siz bitirdikten sonra ben bir cümle söyleyeyim. Ben konuşurken siz giriyorsunuz hayır, araya. Hayır siz bitirdikten sonra bir cümle söyleyeyim. Lütfen bak tamam. O zaman hanımefendi bakın hanımefendi konuşurken ben konuşmuyorum. Ya bir dakika ben lafımı konuşayım ya. Lütfen çok özür diliyorum. Laf bendeydi siz giriyorsunuz araya. Erdal Bey. Savaş istiyorsanız Erdal söyleyin çırpkanlarınızı ya. Isterseniz. Savaş. Her zaman işte budur yani. Bu provokasyondur, bu sabotajdır biz, bakın. Bu benim cümlelerim. Biz insanlığa karşı işlenmiş her suçun karşısında ya zaten. Reklama gidelim. Cuma
BİM'de premium mermer desenli orta sehpa 89 lira 90 kuruş. Mermer desenli melamin mutfak gereçleri 5 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Eğlenceli konuklar. Ya şu filmi yapıyorsunuz, bir kere bile izlemiyor musunuz ya? Renkli konuklarla cumartesi gecesinin vazgeçilmezi. Hanımlar beyler, Ebru Yaşar. Uyuyamayanların programı. Diyorlar ki Allah için bravo. Uykusuzlar Kulübü her cumartesi 23'te TV 100'de. Ebru Köse'nin sunumuyla gerçekleşecek olan Hayat Sana Güzel, kendi alanının uzmanları, sağlık, spor, eğlence ve yaşam haberleriyle hafta sonunuza renk katacak. Hayat Sana Güzel, cumartesi ve pazar 14.45'te TV 100'de. Tekrar merhaba sayın seyirciler. Şimdi konuşalıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki kimlerle beraberiz bu akşam? Bir kez daha konuklarımızı takdim edelim. Altını çizelim dilerseniz. CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger bizimle birlikte. Akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve Habertürk yazarı gazeteci Nihal Bengisu Karaca bizimle birlikte. Ve gündemin malum olduğunuz üzere en önemli maddesi İdlib konusunu konuşuyoruz. Ufuk Uras, sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız dedi. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız ifadesini kullandı. Şimdi bu kriz Türkiye ve Esad rejimi arasında mı, yoksa Türkiye ve Rusya arasında mı? Tabii ki hep birlikte, yani Rusya ve Esad rejimi birlikte ele almak lazım. Ama biz Rusya ile daha önce de krizler yaşadık. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Patrikhane sorunu çıktığı zaman. Yani Ukrayna Ortodoks Kilisesi Moskova'dan Fener'e bağlanması zannettiğimizin ötesinde, yani sıcak çatışmaların ötesinde ciddi bir sıkıntı yaratmıştı. Ama diğer yandan gerek doğal gaz meselesi, gerek nükleer santrallarla ilgili kolay kolay vazgeçilemeyecek bir noktada. O yüzden barışın tesisine yönelik adımların atılması bir kof polyanacılık değil. Yani bu anlamda iyimser olabiliriz. Kokteyl davranışlar oluyor böyle bir böyle şeklinde. Ama bu siyasi muhataplık meselesi, biraz önce söylendiği gibi Soçi sürecinde aslında bir anlamda rejimin dönüşeceğini varsayan bir muhataplık söz konusu olmuştu. Ama alana geldiğinde tabii ki bir rejimin kendi halkıyla savaşması normal bir durum değil. Yani vatan savunması bir ülkenin demokratikleşmesi yönünde tutum atmayla eş güdüm halinde olan bir şey. Yani kendi halkına yönelik bir saldırı vatan savunması olarak görülemez. O yüzden hani biraz önce bir özür tartışması olmuştu. Yani özür dileyeceksek hakikaten ölen insanlardan, o Aylan Bebek, Alan ismi bile farklı telaffuz edildi, yakınlarından özür dilemek gerekiyor. Çünkü savaşın bile bir hukuku var. Yani bunca insanın yok edilmesi vesaire anlamlı değil. Hatırlarsınız Esad bir tarihte bir af ilan etmişti ama kağıt üzerinde kalmıştı. Belki bu siyasi çözüm, barışın tesisine yönelik bir anayasal mutabakat olursa, bu aynı zamanda merkez kaç güçlerin Suriye rejimi ordusuna entegrasyonu gibi bir zemin de sağlayacak. Yani diğer meselelere ilişkinde hem uluslararası mutabakat hem iç mutabakat bir
bir bize bir zemin sağlayabilir. Bu entegrasyon meselesinin senkronizasyonu dediğimiz mesele kolay bir şey değil. Ama somut bir siyasi modelleme üretmemiz gerekiyor. Yoksa bir sıcak çatışma sürecinden Rusya açısından da Suriye ve Türkiye açısından da Suriye halkı açısından da kazananı olmayan bir Kartaca zaferi olur, bir Pirus zaferi olur ve kimseye faydası olmaz. O yüzden bir an önce bu yaşanan tatsızlıkların, rahatsızlıkların bir daha tekrarlanmamasına yönelik bir duyarlılık bile diplomasiyi ön plana çıkarmayı gerekli kılıyor. Diğer yandan da işte xenofobi dediğimiz bir tür yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığına karşı dikkatli olmak gerek. Bunu bir anti-emperyalizm gibi de sunmamak gerek. Hani kendimden bir örnek vereyim. Oğlum Bolu'da Bolu'da Komando Tugayı'nda bedelli askerlik yapmıştı. Şimdi kendi çocuklarınız savaş zemininde olduğunda hassasiyetiniz farklı olabiliyor. Böyle farklı olabiliyor. Orada dikkatimi çekmişti. Mesela Bolu'da mültecilere ilişkin sıkıntılar olduğu zaman bizim gittiğimizde kaldığımız otelde zengin Araplar da vardı. Onlara ilişkin hiçbir problem yoktu. Yani bu mülteci aleyhtarlığında bile bir sınıfsal bir durum olabiliyor. Yani lüks otellerde kaldığınızda bir sıkıntı yok. Ama yoksul bir Suriyeli olarak geldiyseniz nedense herkes kölelerle kölelerin dayanışmasını değil, köleleri birbirini vuruşturma siyasetini izliyor ki işte neoliberal politikalar buna çok uygun. Bu tür tuzaklara düşmememiz gerek ama bu insanlığın ortak meselesi. Yani hocam, Türkiye peki, artık bunu kaldıramıyor. Esad'ın geri adım atacağını düşünüyor musunuz siz? Atmak zorunda. Esad bir bağımlı değişken. Yani Rusya'nın ve İran'ın hegemonyası altında Esad kendi başına tutum alamaz. Burada kritik olan bir önceki yani bizim dönem mecliste İhvan'la Esad rejiminin ortak hükümet kurması gibi bir durum vardı. Türkiye'de kamuoyu çok iyi takip etmiyor ama İhvan hareketinin de kendini güncellemesi, demokrasiyle ilişkisinin yeniden tesisine ilişkin önemli bir deneyim yaşanıyor. O reddedilmişti. Esad kendi takdirdir reddeder diyebilirsiniz ama bir masaya oturmak sizin gibi olmayanlarla egemenliği paylaşmak anlamına geliyor. Dolayısıyla diplomasi dediğiniz şey egemenlik kavgası değil, egemenliğin paylaşımına dönüştüğü zaman anlamlı. Belki farklı bir konu ama geçenlerde Seyfettin Bey'le Mursi'nin danışmanıyla beraberdik. Mısır deneyimini değerlendirdiğimizde bir kere daha gördük ki Sisi gibi rejimlerin Orta Doğu coğrafyasında olması bir kader değil. Çok önemli değişimler var. Hani deniyor ya ulus devlet, ulus devlet. Ya 22 tane Arap devleti olmuşsa zaten o tırnak içinde ulus devlet dediğiniz şeyler sadece otoriter rejimler olmuş. Pekala Mısır'ın da Libya'nın da Suriye'nin de dönüşmesi kendi halkın iradesi üzerinden olabilir. Orta Doğu'da böyle bir şey olmaz. Araplar bunu beceremez falan ya da diğerleri diye bakmak çok kendinizi hiyerarşik bir yere koymak anlamına gelir. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de diyor ki İdlib'deki saldırıları kınıyor. Esad rejimi ve Rusya'yı acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum. Tabii. İfadesini kullanıyor. Şimdi NATO ve uluslararası camianın Suriye ve özellikle İdlib konusunda bir ciddi manada adım attığını düşünüyor musunuz? Hayır ama bu deklarasyonların da kendi başına bir önemi var. Çünkü burada bir durum, fotoğraf çekiliyor. Bu doğru. Bu doğrultuda saldırganlığa son verilmesi isteniyor. Zaten bir adım atılacaksa da silahların susmasıyla olacak. Dolayısıyla bu tür bakış açıları belki Esad'ın ve Rusya'nın bu kadar keyfe keder oldu bittiler yaratmasının önünü kesmesi açısından bir ilk adım diye değerlendirmek lazım. Daha sonrasını bilemiyoruz. Bu Alice Harikalar ülkesinde hatırlar mısınız? Bir yol ayrımına gelir Alice. Kedi der ki nereye gideceğiz? Nereye gideceğimizi bilmiyorum der Alice. O da der ki nereye gideceğini bilmiyorsan nereye gideceğinin de önemi yok. Dolayısıyla nereye gideceğini bilmek önemli bir haslet. Biz yarın Suriye'nin nereye gideceğini tek başına küresel güçlerin ya da Esad'ın insicamına bırakmak durumunda değiliz. Çünkü orada bir halkın
söz yetki ve karar sahibi olmadığı, mekanizmaların olmadığı bir durum var. Bunun tesis edilmesi son derece önemli. Hı hı. İhsan Aktaş, sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi deniliyor ki Rusya'nın arabuluculuğunda yeniden bir araya gelen taraflar anayasa, idare, eğitim, askeri konular ve petrol konularında ortak komisyonlar kuracak. Şam yönetimi komisyonlara bakanlık yetkililerini gönderecek deniyor. Suriye'de Beşar Esad yönetimi ile PKK arasında Rusya'nın arabuluculuğuna yeniden başladığı iddia edilen görüşmelere siz nasıl bakıyorsunuz? Ya Suriye ortamında denklemler her gün değişiyor. Öncelikli olarak yani Türkiye'nin tutumunu şu asaletle ben izah etmem lazım. Yani Türk siyaseti ne Tayyip Erdoğan takıntısıyla ne de Esad sevdasıyla açıklanacak bir siyaset değil. 10 yıldır köprülerin altından çok sular geçti. Çok mesele değişti. Yani şöyle düşünün. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın, Amerika ile İran'ın, İran'la Türkiye'nin, Türkiye ile Amerika'nın hikayeler o kadar çok değişiyor ki bir defa şunu da görmemiz lazım. Ben biraz Avrupa'nın rol almasına dair şeyim, ciddi teklifim. Geçenlerde bir Avrupalı siyasetçiyle konuşuyordum. Dedim ki ben 10 yıla yakındır Suriye konusunda dış politika yazıları yazıyorum dedim. Ya Avrupa'nın neredeyse dış politika dahli artık sıfıra yaklaştı dünyada. Ne oluyor bu Avrupa'ya? Yani 20 yıl önce Fransa, Almanya, İtalya dediğin zaman ciddiye alınır kurumlardı. Şu an baktığın zaman 10 yıldır Suriye'de savaş var. Türkiye'den sonra en çok etkilenen ikinci unsur Avrupa Birliği ve ne barışa dönük ne oradaki işi engellemeye dönük ne hakemlik namına dahi olsa zerre kadar bir güçleri yok yani. Avrupa diye bir olgu yok aslında. Bugün baktığınız zaman aslında oradaki problemin çözümüyle alakalı en ciddi anlamda rol alması gereken hakemlik rolü dahi olabilir. Özellikle Almanya, Rusya, Fransa, Rusya ilişkileri şeydir, sıkı ilişkilerdir. Hatta Almanya-İran ilişkileri çok sıkı ilişkilerdir. Burada gelip rol alması gereken ülkeler ya da Türkiye yaktığı kadar mesele de onları da yakacak. Diğer taraftan Türkiye şu tavırları ortaya koymuş. Demiş ki bir, Suriye devletinin toprak bütünlüğünden yanayız. İki, bir ortaklık kurmuş bu toprak bütünlüğünü sağlamak için. PKK'nın bir bütünlük derdi var mı? Yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi var mı? Yok. Ama nihayetinde Suriye Savaşı'nda edindiği tecrübeyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iki devletle ve Esad rejimiyle zımmen bir çatı üzerine oturarak şey yapmış. Nihal Hanım'ın dediği önemli. Belki bilenler yoktur. Hani 40 tane Esad rejimi temsilci veriyor şeydeki Cenevre'deki görüşmelere. 40 tane muhalifleri Türkiye organize etti. 20 tane de Birleşmiş Milletler şey yaparak sayı vererek yaklaşık 120 kişi 100 kişinin bir anayasa süreci işlettiği bir süreç var. Muhalefetin katılması dediği Nihal Hanım'ın bu aslında. Türkiye'nin o vermiş olduğu muhalif grupla Türkiye içinde yaşayan ya da şurada yaşayan. Şimdi Türkiye'nin tutumu toprak bütünlüğünden yanayken diğer taraftan da İdlib konusunda adamlar cani. Adamların insan hakları, hayvan hakları ya da toprak hakkı diye bir şey yok ki, bakışı yok ki. Buradaki 3,5 milyon insanı Türkiye'ye, yani şöyle düşünün, bir ülke kendi vatanını bütünleştirmeye çalışıyor. Ülke vatandaşları neden Şam'a doğru koşmuyorlar? Yani oradaki 3,5 milyon insan terörist değil ki. HTŞ'nin sayısı 20 bin. Hadi olsun 30 bin. Şimdi bir ülke kendi toprağını bütünlemeye çalışırken insanlar valizini alan, bavulunu alan niye Türkiye sınırına geliyor ki? Demek ki oradaki rejim açısından kendini güvende hissetmiyor insanlar. Bu tarafa doğru kaçmak istiyorlar. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı şu. Bir, ben senin toprak bütünlüğünden yanayım. İki, aslında PKK ile mücadelemle de bir kendi sınırımı güvence altına aldım. Aslında bir yönüyle oluşturulmaya çalışan bir devletçik yapısını da berhava ederek bu toprak bütünlüğü işini kolaylaştırmış da yani parçalı hale getirmiştir PKK'nın oradaki varlığını. Bu da bir artıdır. Diğer taraftan İdlib konusunda iki tane yol var. Ya bu işi sürece yaymak, zamana yaymak ki küçücük bir toprak parçası zaten. Ya da işte Türkiye'nin Rusya ile başka alanlarda ilişkileri gerildikçe, İran'ın acaba ben geri mi kalıyorum dürtüsü belirdikçe ya da herhalde oradaki Haçlı Şabilerin adam öldüresi var, boş kaldılar. Onlar oraya saldırdıkça da kusura bakmasınlar. Oradan 1 milyon insan ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geliyor, ne İran'a gidiyor, ne Rusya'ya gidiyor, ne de Şam'a gidiyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye Cumhuriyeti tedbirini almak zorunda. Kimse savaş istemiyor. Zaten savaş istenseydi şu ana kadar 50 defa yapılırdı. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istediği şey 1 milyon insan Türkiye'ye gelmesin. Rusya'yla da oturulur. Bence burada Avrupa'nın rol alması lazım. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünün sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Tavır alabilir, açıklama yapabilir. Avrupa Birliği'nin rol alıp İran'ı, Rusya'yı, Türkiye'yi ikna edip
masaya oturtması lazım ve şey planı da, İdlib çözüm planı da sadece Türkiye'nin baş edeceği bir plan değildir. Devletlerin ortak rol üstlenmesi gerekir. PKK'ya bakınca şöyledir. Yani 3 tane örgütün adını sayayım. 1 FETÖ, 2 DAEŞ, 3 PKK. Bunların hiçbir örgütün bir karakteri, temsil ettikleri halkı, vatandaşı, düşündükleri yoktur. Bunlar kiralık, satlık, elverişli, kullanışlı argümanlardır. FETÖ yapılanmasına bakın, DAEŞ yapılanma bakın, karakter itibariyle aynıdır. PKK'ya bakın, aynıdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri kullanır, yarın Rusya kullanır, döner İran kullanır. Bugün şeyle, Esad rejimiyle otururlar. Nihayetinde Türkiye sınırının şeye, PKK'ya veya şeylere, oradaki unsurlara verilmesi Kürtleri çok sevdiklerinden değildi. Yani Suriye şeyi boyunca, devleti hayatı boyunca Kürtlere kimlik vermediler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de yürüttüğü, bu Ufuk Bey bilir bu süreci, müzakerelerden birisi Kürtlerin kimliklendirme süreciydi. Yani Kürtler kimlik sahibi değildi şeyde. Ha niye İran'la şey, Türkiye verdiler sınırı Kürtlere, dediler kardeşim şu an biz ülkenin bütününü muhafaza edemiyoruz. Alın siz Türkiye'yi burada meşgul edin, sonra gelir sizi tepeleriz. Yoksa demokrasiye inandıkları için, Kürtlerin hakkını savundukları için vermediler. Peki. Ha şöyle, yani bugün PKK Esad'la oturabilir, Rusya'yla oturabilir, İran'la oturabilir. Yeter ki hainlik olsun, yeter ki Türkiye'ye düşmanlık olsun. Bir terör örgütünden zaten ne merhamet beklenir, peki, ne Kürt halkının düşünmesi beklenir. Terör örgütü, DAEŞ neyse, PKK'da odur, FETÖ'de odur. Ancak hıyanet yapar, başka da bir şey çıkmaz. Peki, kısa bir reklam arasına gideceğiz. O reklamlardan sonra da FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla şimdi konuşalıma devam edeceğiz. Cuma BİM'de Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2599 lira. Çeşit çeşit gezer kışlık terlik 9 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Konuşalıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarımız Erdal Aksünger, Doktor Ufuk Uras, İhsan Aktaş, Nihal Bengisu Karaca bizlerle birlikte. İdlib konusunu konuştuk. Şimdi de bir başka gündemdeki başlığa bakacağız efendim. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu dün ve 20 soruya 20 cevap verdi CHP lideri. Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısında konuştu ve FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir ifadesini kullandı. Aslında tartışma İlker Başbuğ'un açıklamalarıyla alevlenmişti, hatırlayacaksınız. Başbuğ ne demişti peki, kısaca hatırlatalım. 26 Haziran 2009'da askeri şahısların askeri mahallede işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı da tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın sözleriydi. Nihal Hanım, sizinle başlayalım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun birkaç haftadır konuşuyoruz bunu gündemde. FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım liste var şeklinde beyanları olmuştu. Ardından da dün grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Aslında isim bekleniyordu. Kamuoyunun belki beklediği bir listeydi ama İsimden ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Yeterli buldunuz mu açıklamaları? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz siz? Şimdi İlker Başbuğ'un açıkçası o işaret, yani 2009'da asker şahısların sivil mahkemelerde yargılanması önerisini kim getiriyorsa ona bakmak lazım diyerek işaret etmesi
üzerinden, yani belli bir kadroyu işaret etmesi üzerinden aslında bu tartışma çıktı. Bu tartışmanın nedenlerinden biri bu. Diğeri de aslında AK Parti taraflarının sürekli olarak FETÖ'nün bir siyasi ayağı varsa o da CHP'dir şeklinde suçlamaları zaman içinde 15 Temmuz'dan bu yana hiç azaltmadan devam ettirmeleri. İki nedenle olsa gerek. İlker Başbuğ'un startının verdiği hani hareketliliği arkasına alıp güçlü bir çıkış yapacağını düşündü sanırım Kemal Bey. Ama İlker Başbuğ, ben İlker Başbuğ'un bir mağdur olarak 2013'te bir genelkurmay başkanı olarak ve bir mağdur olarak 2013'te kendisiyle ilgili yazım var. Hatta Suçlamalara Karşı Gerçekler kitabında da anlatılmıştı. Ben o dönem bir genelkurmay başkanını bu gerekçelerle tutuklayamazsınız. Hele ki hani sivil siyasete müdahale etti gibi suçlamalarla meşrulaştırılmaya çalışılıyordu o tutuklama. Hı hı. Ama Erdoğan çıkıp ben üzüldüm kendisinin tutuklanmasına demecini sunuyordu. Yani bir tarafta Erdoğan'ın o demeci vardı. Hatırlayın 2012 idi sanırım. Bir tarafta da hayır işte İlker Başbuğ sivil siyasete müdahale etti. O yüzden tutuklanması gerekiyor diyen mahkeme kararı vardı. Hani bunun işaret ettiği çelişkiyi okuyarak Genelkurmay Başkanı haksız yere tutuklandığına dair yazılar yazmıştı. Hı hı. Kendisi de kitabına baktığımız zaman kendisi de kitabını almıştı. Yani mağdur bu nedenle kaç ay 26 ay mı 23 ay mı içeride cezaevinde kalmış bir eski Genelkurmay Başkanı. Ve o demeci verirken de hani böyle bir karşılık acaba böyle bir karşılıkla kendisine böyle bir salvoyla karşılaşacağını tahmin ederek mi bu ifadeyi kullandı? Yani bir stratejik hamlesi mi var? Yani dolayısıyla bu şöyle bir şey mi planlıyordu İlker Başbuğ? Yani sözleri meclisi zan altında bırakmak mıydı yoksa FETÖ'yle mücadele etmek miydi? Bilinçli olarak sözleri meclisi zan altında bırakarak kendisine karşı davaların açılmasını ve dolayısıyla bunlar işte siyasette veya da mecliste konuşulamıyor, mahkemede ortaya çıksın gibi bir hani bir akı, yani bir plan, bir stratejiye mi dayanıyordu yoksa tamamen o konuşmanın, sohbetin gidişatına göre mi yapıldı, bunu bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle aldığı cevaptan ben hoşnut olmadığını düşünüyorum. Karşılık, çünkü Erdoğan'ın böyle bir suçlamayı karşılıksız bırakmayacağı ortada ve nitekim çıktı güçlü bir biçimde, dedi ki yani dava açın, AK Partili vekillere dava açması için tavsiyede bulundu ve davalar da açılıyor. Hani bu rüzgarı arkasına almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? O da çıktı bir onlarca maddelik bir şey sıraladı fakat belge sunmadı ya da nokta atışı isimler vermedi ve günün sonunda işaret ettiği kişi Erdoğan. Ama Erdoğan aynı zamanda 15 Temmuz'da devrilmeye çalışılmış, suikaste maruz kalması için planlar yapılmış ve FETÖ'ye karşı en büyük hem siyasi hem hukuki mücadeleyi başlatmış olan kişi. Dolayısıyla siz FETÖ'nün siyasi ayağı deyip Erdoğan'ı işaret ederken aslında çok tutarsız da bir şey yapmış oluyorsunuz. Çünkü alacağınız cevap ortada ki Erdoğan da onu söyledi. Yani ben FETÖ'nün indirmeye çalıştığı, darbe düzenlediği, suikaste maruz bırakmaya çalıştığı kişiyim. Ve darbede dik duran taraf biziz. Siz işte ya burada mevzu uzuyor yani. Hani hı hı. O taraf ve diğeri 15 Temmuz'dan beri karşılıklı olarak sıraladıkları argümanları sıralamaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Burada asıl sorulması gereken neden şimdi böyle bir şey çıkıyor? Yani onun da kilit meselesi aslında İlker Başbuğ konuşmayı neden yaptı? Ve Kemal Kılıçdaroğlu niye günlerce süren, iki hafta neredeyse süren bir beklenti yarattı? Hani FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağız dedikten sonra biliyorsunuz bir salı çığ felaketi nedeniyle ertelendi. Sonraki salı, yani 15 gün insanlar, iki hafta insanlar niye beklediler? Karşılığında da 15 Temmuz'dan bu yana duydukları şeyleri duydular. Yeni hiçbir şey yok. Ve FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır ya da AK Parti. Bu da bence haksızlık eden, adaletsizlikle mağlul bir suçlama. Ama diyeceksiniz ki diğer taraf, yani AK Parti'nin CHP'yi sürekli olarak FETÖ'cülükle suçlaması çok mantıklı mı? Bence o da mantıklı değildi. 15 Temmuz'u takip eden aylarda ben buradan, eğer hani her iki tarafta, yani çünkü biri 17-25'ten sonra desteklemiş
açık desteklemiş yani. Daha doğrusu burada AK Parti'yi yıpratan bir numara varsa biz bunu kullanmak isteriz şeyine kapılmış hani iştahı. Ki bu siyasi partilerde bir yere kadar anlaşılabilir. Ama diğeri de vaktiyle beraber varoluş kavgası vermiş. Peki bu tartışma yani AK Parti hem kendi şahsına hem kendi siyasi hareketine, zihniyetine, geleneğine karşı saldırı hissettiği için yani biliyorsunuz işte Erdoğan da açıkladı bugün eski mağduriyetler meselesi gerçi ama hani hala çok da geride kalmadığını görüyoruz bazı vesilelerle. İşte Necat Uygur'un ziyarete gitmek isteyen Emine Erdoğan'ın orada Uygur'un eşine gelmesin çünkü başörtülü biz burada kendisinin gelmesini istemiyoruz. Tembihatı verilmesi GATA yetkilileri tarafından. Hı hı. Bu örneği vermişti. Bu örneği vermesinin nedeni aslında anlamlı bir örnek bir tarafıyla. Tam geçmişte kaldı denilebilir ama o kadar da değil. Çünkü o dönem o şartlarda AK Parti'nin nasıl varoluş mücadelesi verdiğini göstermesi bakımından anlamlı bir örnek. Ve bunun gibi bir sürü örnek vardı. Sadece peki, bu değil. Bu tartışma bugün itibariyle baktığımızda hangi partiye yarıyor, kime yarıyor? Hani iki tarafı da yaramıyor bence. Peki, neden yapıldığı ben gerçekten anlamıyorum. Peki. Yani bir sanırım biz FETÖ'yü çok önceden görmüştük ve haklı çıktık. Ama yani günün sonunda 15 Temmuz bizi haklı çıkardı. Ama haklı çıkmamızın gerektirdiği oyu almıyoruz. Ya da haklı çıkmamızın hak ettiği şeyi itibar ya da siyasette kaplamamız gereken alanı kaplamıyoruz diyen bir grubun alan genişletme çabası gibi görüyorum ben bunu. Ya da talihsiz bir çıkış. Yani peki. Biliyorsunuz Rand Corporation'ın raporu da şimdi beraber okunmaya başlandı bununla ve iş çok tatsız bir yere gidiyor yani. Hani benim gerçekten istemediğim hani acaba İlker Başbuğ bunu bunun için mi yaptı? Hani Rand Corporation'da hani işte hareketli orta subay orta kademedeki subaylar arasında bir hareketlilik var gibi ifadeler kullandığı için şimdi bakıyorsunuz AK Parti hükümeti Cumhurbaşkanı destekleyen kesimde birdenbire işte Rand orada bir hareketlilik olasılığından bahsetti. Burada da Başbuğ çıkıyor böyle açıklamalar yapıyor. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu geliyor asıl siyasi ayak sensin diye diş gösteriyor. Bütün bunlar yoksa yeni bir hazırlık mı? Yeni bir yani burada telaffuz bile etmek istemiyorum. İşte darbe hazırlığı mı? Vesaire gibi analizlerin ortaya dökülmesi neden oluyor. Hı hı. Bence çok talihsiz çıkışlar oldu. İnşallah çabuk kapanır. Çabuk geride bırakılır. Çünkü bir terörle mücadele faslı işin devam ediyor zaten. Devlette FETÖ'cü istememe iradesi devletin devam ediyor zaten. Dolayısıyla bu neyin kavgası? Bu birbirini FETÖ'yle suçlayıp itibarsızlaştırma çabası ben Türkiye demokrasisi açısından hayırlı sonuçlar verebilecek bir tartışma olarak peki. Görmüyorum. Peki Erdil Aksünger siz ne dersiniz? Bu tartışmalar konusunda FETÖ'ye yaradığını düşünüyor musunuz bu tartışmaların? Ve hangi parti nasıl bir sınav veriyor FETÖ'yle mücadelede? Bence bir de tabii Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da ekleyebiliriz. Ya şimdi bu tartışmanın komik olan tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle suçlamak da hani çok komik geliyor. Neden olduğunu şuradan söyleyeyim. Çok açık ve net söyleyeyim. Zaten çıkıp ne istediğinizde vermediniz diyen zaten Cumhurbaşkanı'nın kendisi zaten. Her şeyi verdik buna rağmen bunu niye yaptınız bize tarzındaki bir yaklaşım. Bunu neyini tartışacağım ben onu hani tartışmak istemiyorum ama temelde İlker Başbuğ'un bu konuyla ilgili yaptığı açıklamanın aslında çok önemli bir tarafı var. Şöyle bir tarafı var. Ergenekon balyoz aslında davaların başlangıcı bu süreç. Nasıl oluyor? İşte o zamanın şimdi Ergenekon balyoz meselesinden önce şuraya bir gelelim isterseniz. Şimdi FETÖ'nün herkes diyor ki bir baklavacı ayağı var, simitçi ayağı var, şu ayağı var, finans ayağı var, basın ayağı var, TSK ayağı var, emniyet ayağı var. O da var da var, her şey var. Bir tek siyasi ayağı yok. Ya şimdi hani bunun hani kabul edilebilir bir tarafı zaten söz konusu değil. Ama şimdi İlker Başbuğ açıklayınca orada aslında şuna bakmak lazım. Hani mecliste bulunmuş bir insan olarak söylüyorum bir yerinden. Şimdi bu kanun hazırlığı yani yasa teklifi milletvekillerinden gelme meselesi. Şimdi ama bunun yapılma şekli ve geldiği tarihler ve o tarihte olanlara baktığın zaman ortaya aslında bir tablo geliyor bir yerinden. Ha şunu da konuşmak lazım. Bu ülkede derin devlet yok mu kardeşim?
Yani bahsedilen adının ne olduğu önemli olmayan bir şeyden bahsediyorum bir sürü. Kim bunun üzerine gitti? Gitmedi. Hiç kimse de gitmedi. Yani kusura bakmasın, son 30 yılda 40 yılda faili meçhullerle dünya kadar şeyle hiç kusura bakmasın kimse. Kim olursa olsun, hangi siyasi otorite olursa olsun, bu memlekette yaşanmış çok çarpık ilişkilerle ilgili konuların hiç kimse üzerine gitmedi. O da, onu da parantez içinde bir yere koyaraktan bir kronolojik olarak söyleyeyim. 2009 yılı 12'sinde 12 Haziran'da Taraf Gazetesi bir manşet atıyor. Devasa bir manşet atıyor. Dursun Çiçek ve işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilgili bir manşet atıyor. Aradan daha 3 gün geçiyor, Zekeriya Öz Dursun Çiçek ve diğer bütün işte bu tür mağduriyet yaşamış insanların hepsini sorguya çağırıyor. Askeri savcılık bununla ilgili sizin yetkiniz yok dedikten sonra, dediği günün ertesinde 23'ünde bu söyleniyor. 24 Haziran gecesi bir torba kanunun içerisinde gece saat 1'de bu kanun sıkıştırıyor. Şimdi o dönemin yetkilileri işte Adalet Bakanı yanlış bilmiyorsam Sadullah Engin'di. Dediği Avrupa Birliği'yle ilgili müktesebat gereği yaptık bunu diyor. Gecenin bu saatinde mi yapılır? Birincisi o. İkincisi 10 senedir 2002'de 2003'te söylenmiş bir şey. Aradan 5 sene bekletip o gece getirmenin anlamı ne? 3. Ki daha sonrasından bu yasa uygulandıktan sonra anayasaya aykırılığından kaynaklı olarak anayasanın 145. maddesine aykırı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Ona rağmen 2010 referanduma getirip aslında o dönemde bu askeriyle ilgili Zekeriya Öz'ün bu Ergenekon Balyoz meselesinden ilgili olan temel konunun dayandığı aslında şey olduğu için o söyleniyor. Kanun olduğu için o söyleniyor. Orada da şu var. O gece koyduktan sonra o yasa torba kanunun içine koyulduktan sonra ki sabah arkadaşlarım da o dönemde 23. dönemin sizlerin olduğu dönemde zaten o gecenin hikayesini o dönemdeki milletvekili arkadaşlarımızdan ben bizzat kendilerine sordum. Ne oldu o gece? Ne etti? Kim ne yaptı? Kim ne etti? Falan. Ve söylenen sözler. Ertesi gün iki gün sonrasıyla ilgili olan şeyde Erdoğan da onlar da uyanık olsalardı da baksaydılar diyor. Yani konuya gece getirilen bu konuya. İki, grup başkan vekillerinin bu konuyla ilgili mutabakatlığı var mı? Yok. Yani içeriğinin teklifi getirin neymiş bakalım falan Avrupa Birliği'nden bununla ilgili bize herhangi bir dayatma açılıyor tarzında müktesebat gereği bunun yapılması lazım dediklerini göstermeden gece saat 0.59'da yani 24'ü 25'e bağlayan gece 0.59'da bu getiriliyor. Ertesi günde AKP'li milletvekili arkadaşların bizim arkadaşların söylediğinden söylüyorum. Nasıl gol attık falan tarzında bir yaklaşımı. Bu çıktıktan hemen bu yasa çıktıktan hemen sonra Zekeriya Öz direkt olarak bunların hepsini tutuklamaya sevk ediyor herkesi. Direkt bu yasa çıktıktan sonra oluyor. Bu yasadan hemen arkasından oluyor. Şimdi yasanın içeriğini şunu bunu hiç tartışmıyorum. Yani hiç ne efendim doğrudur, yanlıştır, şudur, budur falan şekline bir şekilden bir bakalım. Esasa girmeden önce söylüyorum bunu. Şimdi ondan sonra ne oluyor bu meseleden sonra? Arkasından daha yasa aslında normalde uygulamaya geçmeden, resmi gazetede yayınlanmadan tutuklama kararı çıkıyor zaten. Yani düşünün ki Zekeriya Öz o dönemde daha yasanın işte 7 Temmuz yanlış bilmiyorsam yasanın bir vesileyle şimdi karıştırmayayım hatam olsa affola. 7 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanma meselesi var. Daha o 7 Temmuz'u beklemeden zaten direkt ay sonu itibariyle hemen tutuklama kararına götürüyor. 12 saatlik tutuklama kararı da mesela Dursun Çiçek 12 saat orada tutuklanıyor. Ama HSK'nın hemen devreye girmesi, o dönemde bir takım şeylerin yapılmasından tutuklunun aslında son verilmesi sağlanıyor. Şimdi bunlar şu o gün 15 dakika Türkiye'nin geleceğinin hikayesi aslında bugün. Aslında bu meselede şimdi bunların hepsi var. Peki bu kadar bacak var. Ya arkadaş hani bazen dönem dönem Devlet Bahçeli bir şeyler söylediğini görüyorum ama ben onun söylediğinden hiç konuşmuyorum. Beni hiç ilgilendirmez ne dedi. Ben dediklerine itibar da etmiyorum zaten. Neden etmiyorum? Daha dün bu siyaset arenasında en kötü ağza alınmayacak lafları söyleyen Devlet Bahçeli'dir. Kime söyledi? Erdoğan'a söyledi yani. Yani siyaset üslubuna yakışır mı desen yakışmaz benim gözümde. Yani o kadar kötü şeyler söylendi ki yani ağza alınmayacak şeyler yani söylendi. Yani ki bunlar hani şimdi ne oldu? Efendim devletin bekası. Ya bu devletin bekasını buraya getirirken altındaki zeminde bu işlerin aslında yönetecek olanlar nerede? Veya bunlara talimatları veren veya kanunları çıkaranlar veya bunları bir yerlere atayanlar veya anayasa referanduma götürenler. Ya şimdi bunlar ortaya çıkmadan biz bugün
Efendim kime hizmet ediyor diye niye tartışıyoruz ki? O zaman devam eder. Süreçteki içeridekiler kalır. Siyasi bacaklarından ki kaldık hala yargının içerisinde dünya kadar hala askerin içerisinde dünya kadar insan oldukları içindeki insanlar tarafından bizlere söyleniyor. Şahsıma da bir sürü insanın bununla ilgili üst düzey yetkililerin söylediklerinden söylüyorum bunu. Yargının içerisinde hala devam ettiğini söylüyor. Bu tartışmaların ha buna bir katkısı olur mu? Olmaz. Gelin o zaman bununla ilgili kalıcı olarak bir plan yapalım. Hı hı. Bu planın da bir mutabakat planı olduğunu açıklayalım bütün topluma. Şeffaf olarak neler yapılacağını. Bu da yok ortada sonuç itibariyle. Peki FETÖ borsaları oluşuyor, onlar oluşuyor. Tutuklananlar, cezaevine girenlerin bir kısımları serbest. Ben sadece bundan Cumhuriyet Halk Partileri mi rahatsız olduğu düşünülüyor? Hayır. Bence zaten onları dile getiren de AKP'nin içerisinde daha önceki siyasetin içinde de bulunan veya gazeteci olan kendince bu işlerde bir yanlışlık olduğunu söyleyen dünya kadar insan da aynı şeyi söylüyor. Bu büyük bir tartışma konusu zaten yani. Şimdi bundan hepsi varken peki FETÖ'cü olup da bunu FETÖ borsasıyla serbest bıraktıranlar neci oluyorlar mesela? Bunlar nasıl bir etkileri var mesela? Bunlar nasıl yapabiliyor? Parayı aldılar bunları serbest bıraktılar. Anlamı bu. FETÖ borsası dediğin şu. Parayı ver, içeridekini serbest bırak. Bunu ilk dillendirenler kimlerdi? AKP'de siyaset yapan arkadaşlar dillendirdi bunu zaten. Şimdi bunların hiçbirisini, hepsini es geçelim. Efendim, çıkalım. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün ayağıdır. Vallahi bilemiyorum ki yani bana çok komik geliyor bu tartışmanın bu tarafı yani. Peki, İhsan Aktar, şimdi siyasi ayakla mücadele konusu neden yeniden gündeme geldi ve bugüne kadar siyasi ayakla mücadelede bir adım atıldı mı sizce? Şimdi siyasi, aslında biraz daha işi kökten alayım. Bu NATO'ya bağlı ülkelerle alakalı İtalya'da, Fransa'da, işte Türkiye'de, Almanya zaten doğrudan Amerika Birleşik Devletleri tarafından askeriyesi örgütlenmiş bir devlet. Yani içeriden kontrol mekanizmaları kuruldu. Özellikle 60 anayasasına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri mağdurların anayasasını kendisi yazmıştı. İtalya'nın, Almanya'nın, aslında 60'la beraber Türkiye'yi de vesayete bağlayan bir sistemle. Yani daha çok asker tarafından kontrol edilecek. İşte göstermelik siyasilerin sahnede olduğu ve içeriden de iç yapılarla kontrol edildiği bir mekanizmaydı. Daha önce yani Gladio ya da NATO veya ABD'nin buradaki iç temsilini biraz daha devlet terbiyesi görmüş, ulusalcı görünümlü, milliyetçi askerler yapıyordu. Yani 28 Şubat sürecini 20 tane gerizekalı general yapmadı ki, yine arkasında küresel güçler vardı, sermayeden destekleri vardı. Medyada o gün manşetler atılıyordu. İşte İslamcı Erbakan def ediliyor diye de bütün siyasileri de ayakta alkışlıyorlardı. Hiç öyle demokrasi falan özlemi olan da yoktu o günlerde. Ha demek ki yani bu 28 Şubat sürecinde sahneye inip de bu ülkeyi gerçek anlamda askerlerin yönettiğini, siyasilerin önünde figüren olduğunu görene kadar biz bu devletin demokratik bir devlet olduğunu düşünüyorduk. Gelinen noktada Türkiye'de şu oldu. Şimdi Ergenekon yargılanmaları zaten o çıkan kanundan önce başlamıştı. Daha önce devam eden yargılanmalardı. Belki bu çıkan, meclise çıkan kanun casusluk davalarının işini kolaylaştırdı. İzmir casusluk ve askeri casusluk gibi. Şimdi Türkiye'de iki vesayet akımı, yani daha devlet terbiyesi almış milliyetçi akımla diğeri. Şimdi efendim Ergenekon var mıydı yok muydu? AK Parti kuruldu. Emekli generaller, yarı emekli, yarı istihbarat, yarı dışarıda sokak sokak fellik fellik gezip bu hükümetin ne zaman düşürüleceğini, efendim Kıbrıs satılıyor, vatan elden gidiyor, Fatih'te 50 tane kilise kuruldu gibi milliyetçilik üzerinden vatandaşı motive edip zaman zaman da faili meçhul cinayetlerle bunu besleyen bir yapı vardı. Bir Ergenekon yapısı vardı. Darbeci darbe isteyen, hükümetin ümüğünü sıkmak isteyen, demokrasi askıya almak isteyen bir şey vardı. 28 Şubat sürecindeki azgın generallerin iz düşümleri aslında 2003, 2004, 2005'te devam ediyordu. Bence bu küreselci, daha hırslı, daha operasyonel takımla eski takım nöbet değiştirilirken sahipleri tarafından kaza yaptılar. Bir kazaya uğradılar ve FETÖ, yani bir önceki daha şeyci, daha devletçi yapının yerine geçerken kaza oldu. Şimdi aslında baktığınız zaman yargılanan gerçekten devletçi, vatanperver, ülkesini seven generaller olduğunu biliyorum. Ama nihayetinde tasfiye edilen grupla yerine gelmek isteyen grup arasında da bir nitelik farkı yoktur. Şimdi bu İlker Başbuğ Paşa'nın tutumuna gelince,
Aslında FETÖ ordunun içerisinde hareket ettiği zaman gerek askeri kanattaki üst düzey rütbeliler, gerekse o gün onları savunduğunu düşünen siyasiler iyi bir performans ortaya koyamadılar. Hani nihayetinde bir siyaset çıkar yer yerinden oynatır eğer karşı olduğu bir şey varsa. Biraz görevde olduğu günlerde, yani Ahmet Zeki Uçok gibi, Dursun Çiçek gibi insanlara sahip çıkamadıklarından dolayı bugün günah çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu ülkede yani generaller, şunlar bunlar kudretlidir. Herhalde bir gün kendilerine sıranın geleceğini FETÖ eliyle hesap edemediler. Aşağıdakilerini cayır cayır harcadılar. Bugün de çıkıp günah çıkarıyorlardı. O gün daha tavırlı davranabilirlerdi. Devamında peki, siyasi ayak meselesine gelince. Şimdi Türkiye'de darbe oldu. Darbe kime karşı yapıldı? Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapıldı. Peki 17-25 Aralık'tan sonra milyonlarca Twitter hesabı, o kadar uluslararası alandaki çağrılar, şeytanlaştırmalar, işte baş çalandı, hırsızdı, şöyle, kimin üzerine yapıldı? AK Parti üzerine yapıldı. Zaten AK Parti çıkıp kamuoyuna şunu söylüyor. Diyor ki ey ahali, biz iktidarda geldiğimiz günden, 2010-2011'dir bence kırılması, AK Parti kongresine giderken FETÖ'cüleri gelip diyorlar ki, özellikle yargıdaki gücü ele geçirdikten sonra artık bundan sonra devleti ortak yöneteceğiz. AK Parti de dershaneleri kapatma kararıyla bu savaşı başlatıyor. Yani o bir aslında tasfiye hareketi. Yani dershaneleri kapattığı zaman kamuoyu destekleri azalacak. Para kaynakları kesse ilk savaştı yani. Şimdi AK Parti durumu fark ediyor, savaşı başlatıyor. Ve bugün 17-25 Aralık'a gelindiğinde bakıyor ki aslında devlet büyük oranda FETÖ'nün eline geçmiş. Devlet tarafı neredeyse devleti geri almak için bir mücadele başlattı. Türkler teyakkuz halinde başarılı bir millettir, çok şükür. Gerek 17-25 Aralık'taki o atanan bürokratlar. Yani şöyle düşün, İstanbul Emniyet'e bir Selam Bey geldiği zaman 400 tane komiserden konuşmasını alkışlayan 60 kişi var yani. 340 tanesi FETÖ'cü yani. Böyle bir manzarayla devlet karşı karşıya ve AK Parti başarılı bir operasyonla adım adım bunu aldı ve adamlar iyice tasfiye edileceğini görünce de darbe girişiminde bulundular. Şimdi bu açık, net. Kardeşim, biz bu hatayı işledik. Bu suç mudur, değil midir, o tartışılır. Ve bu hatamızı telafi etmek için de bu adamların canına okuyoruz. Ve ama bunu da yaparken ne şiddetle, ne terörle, ne gece gündüz adam öldürerek Türkiye Cumhuriyeti yargı sistemi bu belayı def etmek için çalışıyor ve çok da yol aldı. Peki, diğer taraftan siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü de var. Onu da yorumlamanızı rica edeceğim. Bölücü mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı. Bu sözleri nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle bakalım. 17-25 Aralık'tan önce, yani Silivri davaları devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'de yargılananların yanındaydı, FETÖ'nün karşısındaydı. Mesela F1 konuşmaları o zaman yapılırdı. FETÖ denmezdi ama bu F1 işi, F1 mi? F tipi aslında FETÖ'yü işaret eden bir şeydi. 17-25 Aralık'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün karşısındaydı. Fakat FETÖ yargı yoluyla büyük fırtınalar koparak büyük yolsuzluk hareketleri ortaya çıkınca muhalefet o zaman şunu söyledi. Dedik ki bu Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir fırsattır. Zaten Batı'da da bir konsept var, yani ben kıta Avrupası ile CHP'nin birbirinden çok kopuk olmadığını düşünüyorum. Yani o solla sıkı diyalogları var. Biz tam fırsatı yakaladık. O zaman FETÖ ile omuz omuza verirsek, birlikte hareket edersek, bu birlikte hareketi aynı siyasi parti demeyebilirsiniz, aynı çatı demeyebilirsiniz ama iki seçim geçirdik biz. Gerek yerel seçim 2014 ve arkasından gelen 2015 Cumhurbaşkanı seçimine bakın. Mecliste bir siyasi parti uydurulmuş tapelerle propaganda yaptı. Yani FETÖ cümlelerinin, sözünün ve propagandasının dışında hiçbir nerede şey kullanılmadı. Nerede uydurulmuş oldu? Efendim? Mesela biz beraber soruşturma komisyonu yaptık. Adli tıp raporu geldi. Bunların hiçbirisinin uydurulmuş olmadığı. Peki, velev ki söylendi. Şöyle, bir dakika yok. Biz şöyle, biraz yani. Çok toleranslı değiliz bugün. Biraz şeyiz. Evet, kaba değiliz tabii canım. Yani. Değiliz, şöyle, evet. Şunu düşünün. PKK bir terör örgütü. DAEŞ bir terör örgütü. FETÖ bir terör örgütü. Bugün PKK bir ses kaydı gönderse çıkıp kürsüden bunu aktarır mısınız? Bakın soru. Işte, soru tamam, yok tamam. Çok net. Bakın ben DAEŞ bir şey söyleyeceğim. Soru cevap vereyim. Onu da üçünü hayatım birden sorayım. Şöyle bir şey var. Benim önüme getirilmiş hiç böyle insanların kişisel hayatlarıyla ilgili, konularla ilgili ses kayıtları kim olursa olsun, telefonu bile dinlensin, hayatı boyunca dinlemeyen bir insanım. Bir dakika. Ama burada hepsi bir soruşturma komisyonunda adli tıpa gönderdik hepsini. Ben kürsüde. Hakimler de vardı. Soruşturma komisyonunda gönderdik. Ben kürsüsü diyor. Dediler ki bir dakika, şimdi adli tıpa savcılığın, dediler ki bu tapelerin hepsi uydurulmuş değil mi dediler. Bu tapeler öyle denmedi. Bu tapeler
Ondan sonra hukuka uygun toplanmadı dendi. Sonra da geldik soruşturma komisyonu. Beni ilgilendirmiyor. Şöyle. Nasıl ilgilendirmiyor? Zaten şöyle, yani bir yolsuzluk siz, varsa bunu es geçebilir miyiz? Şöyle, sizin elinize getiren DH olduğunu düşünün. DH yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çaldı. Dedi ki benim elimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratacak çok önemli bir fırsat var. Çıkın bunu meclis kürsüsünden dinlendirin. Onunla alakası yok. Nasıl yok? Çünkü neden? Biz yani diyoruz ki bakın soruşturma bir fark var. Böyle bir şey olmaz zaten, öyle nasıl saçma olur? Bir şey olmaz. Ne DAEŞ'i? DAEŞ'i olsa AKP'ye yapar. Şöyle, ne FETÖ'den olunca ya, niye AKP'ye olmuyor? Getirir, CHP'ye getirmez. O zaman demek ki bir hukukunuz var, size getiriyorlar. Ya, size getirir, bize getirmez. Bana getirmedi, o ortalıktaydı zaten. CHP'ye getirmediler. Zaten internette herkeste vardı. Şey biz var değildik ya, zaten. Eski, internette vardı o zaten. Eski literatürde şöyle derler, melekler levh-i mahfuzdan bazı bilgileri alır. Ya bir hırsızlık, bir yolsuzluk, bir rüşvet operasyonu varsa ve bununla ilgili konular ortadaysa bunu araştırmak için de bir komisyon kurulmuşsa, o komisyonda komisyon da insanlar değil, gelip yok, o parayı bunun için aldım, şunun için aldım diyerekten başka bir şey söylüyorsa komisyon bunun araştırılması değil. Yüce Divan görmesi gerekir. Şöyle, siyaset şöyle yapar. Siyaset kendi dilini kurar, kendi felsefesini oluşturur, kendi retoriğini geliştirir ve teröre de hain örgütlere de bu retorik çerçevesinde bakar. Sizin bir diliniz, retoriğiniz, bir siyasi felsefeniz yoksa kim eline bir şey, ses kaydı alırsa onun arkasına koşarsınız. Yani, ben şöyle yani düşünüyorum. Yani siz hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti yok sayaraktan bir şey söylüyorsanız amenna bir şey demiyorum. Ya şöyle bir şey var. Bu namuslu savcılar, namussuz demek istiyorum aslında. Gerçek anlamda bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, ülkesinin savcısı olsalardı şöyle yapardı. Yolsuzluk 2 sene önce ortaya çıkmış, 3 sene önce ortaya çıkmış, 4 sene çıkmış, bunları takip ederdi. Gününde tepelerlerdi. Bir siyasi organizasyon olarak biriktireceksiniz, senaryo yazacaksınız, senaryo gereği bunları dillendireceksiniz, ondan sonra biz de vatandaş olarak çıkıp diyeceğiz ki ey hainler, siz de darbe yapmak istiyorsunuz, istemiyorsunuz, yolsuzluk soruşturması biz görüntüleri gördük beyefendi şeyde ya, soruşturma komisyonunda. Şimdi siz de diyorsunuz ki bilmem ne, görüntüleri gördük. Adamın biri geldi, emniyet müdürü, dedi ki bunlar böyle böyle yapıyorlardı, evet dedi, ben de gittim anlattım dedi, orada AKP milletvekilleri de vardı, hepsi beraber. Şunları şunları söyledim, beni sürdüler dedi adam kendisi. Müdür FETÖ'cü müydü? Ne alakası var adam kendisi? Şimdi şöyle. Evet, anlattığı hikayelerde şu var. Uyuşturucu kaçakçılığını anlattı, para transferini anlattı, rüşveti anlattılar, bilmem neyi anlattılar. Ona rağmen son gün olacaktı bu iş. Bakın, benim Ahmet Davutoğlu için söylediğim tek doğru yaptığı taraftır bugüne kadar dediğim bir şey vardır. O olaydan bir hafta, 3 gün, 5 gün önce Ankara İl Kongresi AKP'nin varken şunu söyledi. Uzanan kol bizdense keseceğiz dediği hikaye Ahmet Davutoğlu da biliyordu. Son dakika ondan hepsi farklı şekilde döndü. O komisyonun üyesi peki, olarak ben hepsi tek tek yaşadım. Tamam, şeyi, peki, tartışmayı toparlayayım yavaş yavaş. Hukuk FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve ya bundan dolayı için, FETÖ'yü mü kuruyorum ben? Hukuku ve yolsuzluğu, rüşveti ortaya koyuyorsun FETÖ, yani. Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve yüceltmek için bir operasyon başlattı. Ve operasyonun başarısı olduğu için de arkasından darbe yaptı. Şöyle, siyasi ayak arkadaşlar şöyledir. Bugün siyasi ayak tartışması büyük oranda FETÖ'ye yarar. Ve şu açık söylemek lazım. AK Parti 10 yıl FETÖ ile çalıştıysa 11. yıl AK Parti'nin terk ettiği gün hemen Cumhuriyet Halk Partisi çalışmaya başladı. Ve bundan hiç kimse yüksünmedi. Ya bu belalı adamlar yarın bana da bulaşır, beni de bulaştırır diye bir yüksünme olmadı. Dolayısıyla siyasilerin birbirinden söyleyeceği çok şey yoktur. Bence şunun olması lazım. İki siyasi partinin baş başa verip bu ülkede bir, FETÖ'nün içerideki organizasyonunu çökertmek, iki, tepe unsurlarına yönelmek, üç, yurt dışında bu adamlar hala Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Amerika, CHP nasıl Afrika'da çalışmış ya, bir onu da itham ettiğiniz için söylüyorum. Yani CHP nasıl çalıştı mesela ortak? Ya şöyle anlatın düşünün. Yani nasıl çalışmış mesela CHP? 17-25 Aralık'tan başlamak tamam, ben bunu zaten diyorum ki yolsuzluk, rüşvet vardı diyorum ben. İki seçim ben boyunca zaten. İki seçim boyunca FETÖ söyleminin dışında Cumhuriyet Halk Partisi ne mesela FETÖ söylemi nedir mesela, hangisi? Adan Zey ne söyledi? Ne FETÖ yani, hani FETÖ'nün dediğini. Ya zaten adam kendisi açıklamış, Cumhurbaşkanı, her şeyi beraber yaptık. Biz aslında devam etseydik, siz bize izin verseydiniz her şeyi beraber yine yapardık diyen Cumhurbaşkanı. Peki ne olmuş da bu iş buraya gelmiş? Ya şöyle, ben şimdi mesela siyasilerin şunu yapmayayım. Şimdi AK Parti çıktı, dedi ki ben şu zamandan şu zamana kadar bu adamları benim FETÖ'yle benim bir alakam yok diyorum mesela. Ya ben şöyle, her zaman söylüyorum. Benim mesela de hiç yok. Ve tamam yani, şeyde, yani çocukluğumdan beri nefret ederim. Ne söylemişiz ama biz FETÖ'yle ilgili mesela? Ne demişiz mesela? Ya ben yapmışız şimdi şunu dökmeyeyim. Yani siyasilerin oluşturduğu listeler var. Oturup liste üzerine ya biraz önce bir kronoloji hallettim. Zekeriya Özür'ün tamam talimatlarından diye adamın kendisi söyledi burada. Yani şöyle düşün, Zaman Gazetesi'nin İbrahim Okur'un gidip açıklamaları var, itirafçı peki, olduğunda hepsi var. Şimdi bunların hepsini yok mu sayacağız? Şöyle, FETÖ'nün kanalına gidip de Recep Tayyip Erdoğan kaçacak, burada duramaz demek şey midir? Bir siyasi bir mülahaza mıdır?
Bu adam kaçacak. Çünkü bu burada FETÖ, duramayacak. FETÖ bakın ben 17-25'ten FETÖ'nün kanalında Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Herhalde önceden de biraz doldurmuşlar ki normal önceden de Tayyip Erdoğan kaçacak diye bir ifadesi bakın, yoktu. Bakın size bir örnek vereyim. İkincisi Fethullah Gülen'in kitaplarını bariz yakıyorlar. Bir bariz bir bugün bile olsun. Ben de verebilirim. Bir bariz bir tane sabaha bariz. Sabaha kadar devam edebilirim. Hayır hayır onu demiyorum. Bakın Türkiye'nin bu altınla ilgili mesele ben bizzat olduğum için belgelerle ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Halk Bankası Süleyman Aslan ne yapmıştır mesela? Şöyle bir şey ne var. Ne yapmıştır mesela? Yani İran'la Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin arasında yönetilen bir süreç var. İki devlet arasında. Orada kusurlar işlenmiş olabilir ama kimse kendine rüşvet almak için bir organizasyona girmemiştir diye düşünüyorum. Komple. Bütün herkes geldi karşımıza söylediler. Ne söylediler? Soruşturma komisyonunda söyledi adam. Şey mi dedi ben orada kendime çıkar sağlamak Süleyman Aslan için. Söylemedi. Yani. Zaten adamın bizzatı olarak görüntüleri, tapeleri, görüntülü ya bunların hepsi de komple. Tamam. FETÖ paralar şöyle, bulundu evde. Bir dakika. FETÖ de memleketi kurtarmak için bir operasyon yaptı. Ben size söyleyeyim ne olduğunu boş verin. Bak yok, resmi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Halk Bankası'na verilen ihracat diye belgelerin hepsinin aslında kime soruldu biliyor musunuz normalde? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün o bu belgeler gerçek mi değil mi diye sorması gereken yer neresiydi? Dubai gümrüğüydü. Dubai gümrüğü. Bakın sadece bir şey söylüyorum ya. Dubai gümrüğüne bunlar gerçek mi diye sorsunlar. O kadar. Başka bir şey söylemiyorum. Ben şöyle. FETÖ'nün istihbarat şöyle. Verdiklerin hepsi sahteydi ya. Şöyle. Şunu söyleyeyim FETÖ'nün amacını göremeyiz. 50 milyar 100 milyar dolarlık altın transferi diye yapıldığında rüşvetle falan Türkiye'yi zarar uğrattılar. Niye zarar ya uğrattılar? FETÖ'nün, karşında mal verecektin vermedin. Şöyle, FETÖ'nün, domates, patates, soğan verecektin vermedin. FETÖ'nün şöyle, FETÖ'nün siyasi amacını, darbe amacını, bu ülkeyi şey adına, ABD adına ele geçirme amacını görmeden sadece oraya takılıp kalıyorsanız. Ben o değil, hayır 17-25 Aralık'ta söylüyorum. Arkadan başınıza gelen, soruşturma yakınlaşmak olmuş. Hiç kaçınılmazdır. Bak ben size söylüyorum. Ben 17-25 Aralık soruşturması olduğum FETÖ'ye inandınız. Siz FETÖ'ye inandınız. Ben hiç inanmadım FETÖ'ye. İnandınız ve birlikte de hareket ettiniz. Efendim noktalayalım isterseniz. FETÖ'ye inanmak için devleti teslim ettiniz ya. Erdal Bey. Geri de aldık ama. Ufuk Uras'ın bu konuda hiç söz vermedi. Fakat 15 dakikamız var. Hala süreyi adaletli kullanalım. Biz geri alırken siz bu sefer arka çizim. Yok yok öyle bir şey. Memleketi tarumar ettiniz devleti mevlet bırakmadı. Ufuk Bey sizce FETÖ ile mücadele nerede tıkanıyor? Nasıl bir mücadele verilmeli FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda? Ya böyle bu işin içinden çıkmamız çok zor. Ya iktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı bu şekilde suçladığı müddetçe bu bir iktidar muhalefet kavgasına dönüşüyor. Bu meselede siyasi sorumlulukla siyasi ayağı ayrıştırmak lazım. Siyasi sorumluluk yani herkesin 3 aşağı 5 konuda bir vebali ve sorumlu olması ayrı bir şey. 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı nasıl bir yapılanma olacaktı ayrı bir şey. Bunlar iç içe karıştığında çıkamıyoruz. Eğer 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı benim tahminim 12 Mart benzeri bir Nihat Erim tarzı bir teknisyenler hükümeti oluşacaktı. Türkiye'de problem biz başarılı darbelerin siyasi ayağını ortaya koyamıyoruz. Başarısız olanları nasıl koyacağız? O kadar zor bir mesele ki. Ama bu iktidar ve muhalefetiyle bir iç kavgaya dönüştüğünde konu kapanıyor. Yoksa işte İlker Başbuğ örneğinde olduğu gibi demokrasinin kendisini de o zaman kullanırlar diye demokrasiyi lağvetme noktasına kadar iş götürülür. Geriye dönük bir okuma yaparsınız. Bu tür komplo teorileriyle bu mücadele başarılı olamaz. Bakın ünlü siyaset bilimci Karl Popper bu komplo teorileriyle güzel bir şey anlatır. Der ki sizin araba satın almanız araba piyasasının fiyatlarını yükseltirse bu sizin araba fiyatları yükselsin diye sizin araba ya da konut aldığınız anlamına gelmez. Biz hakikaten bu işi sondan geriye doğru bakarak mesela yargının sivilleşmesini savunduğunuz anda sonra bu kullanıldı diye sanki yargının sivilleşmesi kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ve biz işin içinden çıkamıyoruz. O yüzden ben de bu meseleler 2009'da tartışılırken bana sordular. Bu torba yasadan haberiniz var mıydı? Yoktu. Niye yoktu? Kardeşim yani sabahtan akşama kadar her gün mecliste olmuyorsunuz. Bir konuşmanız vesaire varsa oluyor. O belli bir saatte gelmiş. Ama çıkan yasalar saat 12'den sonra gelirse gayrimeşrudur diye bir şey de yok. Ya yani bunun arkasında bir niyet vardır yoktur bilemiyorum. Ama
bunu bir komplo teorisiyle açıkladığınızda 2010 anayasasına evet diyen, yani 12 Eylül anayasasını değiştirmekten yana oy kullanan bilmem milyonlarca insanda o komplonun bir parçası haline getiriyorsunuz. Oradan işin içinden çıkabilmeniz mümkün değil. O yüzden bu siyasi darbenin öncesi olan herkesin içinde olduğu siyasi sorumlulukla darbe sonrası darbeciliğe karşı mücadeleyi daraltmak lazım. Daraltmadığınız takdirde işte KYK'lıların mağduriyeti de giriyor, iktidar ve muhalefetin karşılıklı kavgası da giriyor. Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Halbuki 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda bütün siyasi partiler yan yana gelmiş ve bir tavır almıştı. Yani yolsuzluklar tabii ki darbenin gerekçesi olmaz ama darbeciler kullanır diye üstü örtülemez. Ya bu memleketin ortalama yurttaşı, sağduyu sahibi yurttaşı diyor ki darbelere de karşı tavır alalım. Devlet içi gizli odaklanmalara da karşı tavır alalım. Yolsuzluklara da karşı tavır alalım. O mu bu mu diye bir şey yok. Yani memleketin demokratikleşmesi açısından istenen bu. Zaten uluslararası şeffaflık kriterlerindeki sıralamamıza baktığınızda ciddi bir sıkıntı var. Bakın cumartesi annelerinin 90'ların ortasında başlayan cumartesi annelerinin yeniden 2008 yılında başlaması tesadüf değildir. Çünkü 2008 yılında cumartesi anneleri derin devlete karşı, Gladio'ya karşı bir mücadele zemini olarak gördüler bu süreci. Şimdi geriye doğru dönük siz cumartesi anneleri 2008'de bu kampanyaları yeniden başlattınız deyip bir komplo teorisi kurmak mümkün mü? İş o hale geldi. Hı hı. Yani 2009 o yıllarda Sayın Başbuğ ile ilgili biz de siyaset alanına müdahale ediyor diye suç duyurusunda bulunmuştuk ve askeri savcı görevsizlik kararı vermiş ve demiştik ki ya bu nasıl bir şey? Yani kendi amiri hakkında müdahale edecek durum yok. Ben de mecliste konuşurken hiçbir askeri müdahale, darbe hamamda karar verilmez. Kümeste karar verilmez. Tabii ki askeri mahalle karar verilir diye görüşler belirtmiştim 2010 anayasası değişiminde. Şimdi geriye dönük bütün bunlar yaşandığına göre demek ki bütün bunlar o komplonun bir parçasıymış diye bakmak bizi popere götürür. Bunlar demokrasiyi kullanıyor. O zaman demokrasi de darbecilere yarıyor, komploculara yarıyor. Yani böyle tuzaklara düşmememiz lazım. Hakikaten işin içinden çıkamaz. Bu arada askerdekilerin sivil tarafından yargılanmasına ben taraftarım. Hala taraftarım. İyi i̇şte ben de onu, sadece o çünkü değil. Çünkü canı sıkıldıkça darbe yapalım. Sadece o değil. Asker hakları çerçevesini örgütlenen kişiler, işte Kıbrıs'ta bir askerimiz ölümle sonuçlanmıştı. Yani bu memlekette askerlik yapan herkes bilir ki orada hukukun işlemesinde sıkıntılar olabiliyor. Burada şimdi, ama şeyi kaçırmamak lazım. Şimdi burada dünyanın her yerinde de öyle. Asker içerisinde kendi içindeki göreve ait evet. olanlar mahkemelerde. Ama öbürleri sivil mahkemelerde tabii, mutlaka tabii, olması tabii, gerekir. Tabii. Buna %100 taraf olmak tabii, lazım. Tabii, yani tabii. Sivilin üstünde bir hukuk askeriye uyduramaz. Olmaz, tabii. Bu zaten en büyük problem. Ama kendi içindeki hukukta askeriyenin içerisindeki kendi hukukunu kendi birbirine tabii karşı yaptığı hikayeden tabii yapması ki, lazım. Tabii ama sivile, tabii ki darbelere karşı hepimizin yıllardır verdiği mücadele var. Bu sadece nedir? Bu olayla bir devir yapılma olayının tarifidir bu. Tabii şimdi, bunu tabii, öyle düşünmek tabii lazım. Hani şimdi geriye dönüp baktığınızda böyle bir okuma yapmak mümkün ama o dönemin içinde olduğum için evet. biliyorum ya o dönem esas dert siyasetin sivilleşmesiydi. Bugün de tersten AK Parti'nin parti devleti, devlet partisi olması nedeniyle İdlib dahil diğer meselelerde herhangi bir kriz, yani partinin bir krizi birden bir devlet krizine dönüşüyor. Geliyoruz parti modelinin bizim açımızdan yaşattığı sıkıntılara. Partilerin yaşadığı krizlerle devletin yaşadığı krizler ayrışmalı, ayrışmaması bu parti devleti modeli yüzünden oluyor ama işte bu hani kim kime nasıl gol atacak meselesi nedeniyle bu işin içinden çıkamaz hale geldik maalesef. Hı hı. Peki Nihal Hanım, şimdi Kılıçdaroğlu şöyle diyor: FETÖ'yle gerçekten mücadele ediliyor mu? Gerçekten devletten temizlendiler mi? Baylok listesini açıklamıyorsan FETÖ'ye destek veriyorsun demektir diyor. Sizce Türkiye'de FETÖ hala faal mi? Yani ben devletin çok hayati ve kritik birimlerinde olduklarını düşünmüyorum. Çünkü
Hani hükümete yapılan hep bir şey var ya, hani şu atama listeleri, bu atama listeleri. Sonuçta şüphelendiği listeleri geri dönüp tekrar bakıp onları uzaklaştırabilecek kadar vakti oldu hükümetin. Hatta bu nedenlerle eleştirildi bile. Yani yargısız infaz yapılıyor. İşte KHK'lılık, mesela KHK ile ihraçların mağduriyet doğurduğuna inanan biriyim ben. Fakat 15 Temmuz'dan hemen sonra devletin böyle bir enstrümandan yararlanmak zorunda olduğunu da düşünen biriyim. Çünkü o an itibariyle hani birlikte çalışmanız halinde darbeyi yeni savuşturmuş bir hükümet olarak tekrar bu kez tersinden ya da sırtınızdan, öbür tarafınızdan, yani henüz yara almamış yerinizden tekrar vurulma olasılığınız var ve güvenilirlik konusunda problemli gördüğünüz, özellikle o eski atama listelerini etkileyen ve yani İlker Başbuğ'un o suçlaması, o işaret ettiği şeyle ilgili hedef kesinlikle yanlış. Hani ama ona benzer bir uygulama zaten yapıldı. O KHK listeleri neye göre hazırlandı? Hani diyor ya İlker Başbuğ, o işte askerlerin sivil mahkemelerinde yargılanmasını önerenlere bakılsın veya o öneriyi kendilerine iletenlere, temas kurduğu o dönem kişilere bakılsın diyor, ama yani onun dışında bir kere o yasa, burada az önce konuşulurken girmek istemedim. En başlıca, en temel motivasyonu Avrupa Birliği ve uyum. Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeyiz ve yasaları ona göre düzenliyoruz. Ve dönemin Adalet Bakanlığı sürekli şikayet geliyor. Yani daha doğrusu Türkiye sürekli olarak ceza yiyor. Bir sivil ve askerin arasındaki münakaşa, münazara, dava konusunun askeri mahkemede görülüyor olmasından ve dolayısıyla o sivilin daha sonra AİHM'e başvurmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ceza alıyor sürekli. Dolayısıyla o yapılması gereken, hem Türkiye'yi sivilleştirecek, hem demokratikleştirecek bir uyum yasası, çıkarılması gereken bir uyum yasası olarak görülüyor. Ve dolayısıyla çıkışını, hatta CHP'liler de öncesinde çok da itiraz etmiyorlar o yüzden. Yasanın müzakere esnasında da itiraz edilmiyor. Daha sonra ertesi gün işte bu bir uyku sersemliği vesaire gibi açıklamalarla itiraz ediliyor. Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor. Buradan tekrar şeye geçersek, FETÖ'yle doğru mücadele ediliyor mu şeklinde. Yani ben devletin bu konuda eksik, noksan bıraktığını, fazla yavaş olduğunu değil, devleti bu konuda fazla toptancı, fazla büyük torbalar, yani tutuklama torbaları oluşturmayı daha kolay ve kabul edilebilir bulduğu için yakın zamanlardan itibaren eleştiren biriyim. Çünkü biliyorsunuz çok fazla mağduriyet oluştu öyle olunca. Yani ve şöyle bir adaletsizlik ortaya çıktı. Hani siz devletin başı olarak kandırıldım diyorsunuz. Bir biçimde bu cemaat olarak adlandırılan ve içinde FETÖ'yü de barındıran grubun bir geçiş üstünlüğü, siyasetin verdiği yarı açık yarı kapalı destekle bu grup bir geçiş üstünlüğü yakalıyor ve devletteki kadrolaşmalardan toplumsal hayatta, sivil hayattaki sempatizan kazanma süreçlerine varana kadar genişliyor, yayılıyor. Ve dolayısıyla çocukların, insanlar okullarına gönderiyor, bankalarına belki para yatırma şeyi artıyor, oranı. Ve ondan sonra bunları kriter olarak görüp bazı kişileri ihraç ediyorsunuz. Bakın yine de belki doğru olabilir. İhraç, güvenmiyorsanız ihraç edersiniz, ama daha sonra ne oluyor? Özel hukukta, özel alanda da iş bulmaları engelleniyor, pasaportlara şart konuluyor vesaire. Ve pek çok kere muhalefet, CHP olmak üzere başka haklı olarak bu mağduriyetlere dile de getirdi. Bu mağduriyetlere de ışık tutmaya da çalıştı. Ve bu mağduriyetlere ışık tutma çabası AK Parti tarafından biraz da haksız bir biçimde FETÖ ile yan yanasın, FETÖ'yü destekliyorsun gibi suçlamalara maruz kaldı. Ve bence ipin ucunun kaçtığı yer orası. Yani çok geniş tutuklama torbaları oluşturursanız toplumda rahatsızlık ortaya çıkıyor. Ve muhalefet partisi o toplumdaki rahatsızlıklara kulak kabartmak, siyaset yapmak, o rahatsızlıklar üzerinden, bir yerde rahatsızlık varsa siyaset de yapılır zaten. Peki. Muhalefet partisi bunu yapmaya başlayınca da iktidar partisi ona destekçisin, işte FETÖ ile beraber hareket ettin diyor. O zaman muhalefet partisi diyor ki sen asıl bunları devlete yerleştirdin. Ama diyorum ki ben de bu gerçekten bir kısır döngü. Buradan fazla faydalı bir yol olduğunu düşünmüyorum. Tarafların bence en azından FETÖ konusunda oturup yeni analizler yapması gerektiğini düşünüyorum. Hatta terör örgütü,
İşte bu işin sivil nerede, mağduru nerede, KHK'lılara tam olarak böyle mi davranılmalıydı vesaire vesaire. Mağduriyetleri, sorunları azaltıcı önlemler alınması gerekiyor. Eğer biraz da bu tartışmaları da tarafları iştahlandıran şey, daha doğrusu muhalefeti biraz önce baskı, etki, sonra tepki konusunda böyle bir durumda bırakan şeyin biraz da bu olduğunu düşünüyorum. Peki Erdal Bey, son aslında bir dakikamız var. Çok kısa bir değerlendirme almak istiyorum sizden bu konuda. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu kaset olayını hatırlatıyor ve FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başlamıştır diyor Kılıçdaroğlu için. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun ifadesini kullanıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bunları çok hani... Şöyle ya, 2012'de kaset meselesi de var. 2012'de böcek komisyonu kuruldu. Şehrini okusunlar bakalım neymiş. Yani kendileri bunların hiçbirisini açığa çıkartmak istemiyorlardı. Bir sürü konular vardı. Hiç unutmuyorum. Hatta bende de var. Bunu yayınlayacağım da şimdi yakında. Bütün şehrin hepsini komple. 2012 komple bu kaset meseleleri, şunlar bunlar. O gün dediğimi dün gibi hatırlıyorum. NSA, Amerikan, CIA'nin ve FBI'nin üstünde. NSA'nin bu örgütle alakası var diye kendimi şerhte yazmışım. Kendim yazdım. Amerikan NSA'in bu o zaman işte FETÖ denilen F tipi diye ben yazdığımız, orada direkt şerhe yazdım ben hepsini. Nasıl olduğunu da tek tek sayfalarca, emniyet istihbaratta, MIT'te, orada, burada neler yaptıklarını. Ne dediler bize biliyor musun adam? Sen de amma komplocusun ha diyorlardı bana. Peki kardeşim, şimdi bir dakika, bunun sen bir okumasını dünya üzerinde yapmıyor musun? Zaten dünya üzerinde bu işi böyle tezgahlıyorlardı. Şimdi gelelim bu işin meselesine. Bir cümle oradaki... alayım istersen. Tabii, tabii. Süremizin sonuna geldik. Sayın Genel Başkan'ın söylediği. İbrahim Okur orada oturuyor. Bugün ne? İbrahim Okur 2014'te HSK Başkan Vekiliydi zaten. İbrahim Okur bu işin o günkü aslında mihmandarından biri İbrahim Okur. 2014'te görevden aldı. 2016'dan beri de FETÖ'den cezaevinde. Ama mesele şu. Mesele şu niyetle bakmak değil. Askerler yargılansın mı yargılanmamışsın sivil. Bu değil mesele. Mesele... Meselesinin manidar olan kısmı ertesi gün Zekeriya Öz'ün yaptığı operasyonlar. Budur mesele. Ve nasıl yaptığı meselesidir budur. Peki. Buradan bakmak lazım. Peki. Yani. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi konuşalımın bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Erdal Aksünger, Doktor Ufuk Uras, İhsan Aktaş ve Nihal Bengisu Karaca'ya tekrar teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Haftaya saatler 21.30'u gösterdiğinde biz şimdi konuşalımda tekrar birlikte olacağız. Yarın akşam da saat 21.30'da Gündem Özer'le birlikteyiz efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. İyi geceler, saatlerimiz 23.30'u gösteriyor.